Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı benim çocuğuma, ne yaptı? Pişmanım. Nigam ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adıma. Ethancığım aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Motosikletiyle kaybolan motokurye. Kardeşimin kıyafetleri sizin üzerinizde olduğu tespit edildi. Zeynel aslında senden şüpheleniyor. Ali'nin kaybıyla ilgili. Kesinlikle. Son görüştüğü arkadaşı. Ne yaptın? Yapmayalım. Ben. Evet. Biraz konuştuk. Muhabbet o yani. Biz de o yüzden size soruyoruz bu çocuğun başı nereye geldi diye. Sık görüşmüyoruz. Ben daha dün gördüm Ali'yi sen. Sen Ali'nin kaybolduğunu da bilmiyorsun. Evet. Şüphe uyandıran ifadeler. Kadınla görüşüyor. Kadın sözde evli. Bugün evli kadın, kadın muhabbeti falan yoktu. Sorular ve kuşkular. Bu çocuğun başına biri bir iş getirmiş. Kesinlikle. Alkol işi var mıydı? Alkol falan kesinlikle içmez. Benimle de içiyordu ve kendisi de içiyordu. Düğüm noktası. Ali'nin motosikleti kameralara yakalanıyor. Tamam. Motor sende, kardeşim yok. Montu giyen ve motosikleti kullanan kimdi? Zeynel. %80 ona benzetiyorum. 32 yaşındaki Ali Diken cinayet kurbanı mı? İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sıcak gelişme az sonra Müge Anlı'da. Kaygısız babadan ağır bilanço. Doğan bebekler, dağıtılan bebekler, kaçı hayatta, kaçı hayatta değil bilmediğimiz bebekler çok yürek yaralayıcı. Yuvalarından koparılan çocuklar. Çeşmeye bırakılan Girayhan. Benim değil. Kliniğe bırakıldığı söylenen bir erkek bebek var. Benimle alakası yok onun. Buket bebek var. Annesinden duydum. 2007 yılında Necmiye bir tane daha mı bebek dünyaya getirdi? Okay. Bak bir bebek daha çıktı. Gerilim filmlerini aratmayan hayatlar. Trenden başlardı. 3-5 kuruş kimi verirdi, kimi hadi başka kapıya. Ama dileniyormuş. O zamanlar yapıyormuş demek. El ele verdiler. İlker boşuna ne diyorsun baba? Yapma. Herkes her şeyin farkında. Gerçeği öğrenmek istiyorlar. Cuma geliyorum bir kardeşim çıkıyor. Pazartesi geliyorum bir kardeşim. Sen inatla inkar ediyorsun ya. Ben seninle konuşmadım baba, yapma dedim ben. Ne sebebin varsa, ne açıklamadıysa o da söyle. Söyle ya. Yılan hikayesine dönen kardeş sayısı az sonra Müge Anlı'da. Muhtar azası neden öldürüldü? Muhtarın selamı var dedi. Dönüştü, balıkları gönderecek, sen 6.000 lira para dedi. Benim namusuma atılmış bir leke var. Ne define, ne aşk meşk ilişkisi. Yalan. İkisinin arasında ilişkiyi sen doğruluyorsun abi, o zaman kendin burada. İddiaların odağındaki isimler. Senin ayakkabın nereden çıkıyor? Senin yapmadığını ne bileyim ya da onun yapmadığı. Buna para teklif edilmiş, hepsi başıma toplaştı buraya. Karşı karşıya gelen taraflar. Ayakkabısı arabanın arkasında çıkıyor ve bu adam sağ tarafından gidiyor. Kendi de diyor döndürmüş diyor, o zaman görmüş mü buranı? Ben yarmışlar. Nasıl göreyim? Niye elini kaldırmış, vurma dedi diyor. Sen nereden biliyorsun sağdan nedeni? Demek ki sen haberin var. Sen çok dolu konuşuyorsun. Yanıt arayan sorular. Muhtar namus davasına yanaşmayan. Karısını savunacak olan da buraya gelecek, karşıma konuşacak. Sana geldi, para teklif etti, öldür bu adamı. Kedi aslan oldu, kıskançlıktan dolayı benim eşimi kaldırdı ortadan. Gökhan Tombak cinayetinde katil kim? Az sonra Müge Anlı'da. Antalya'dan şüpheli şekilde kaybolan Ali Diken'i son gören arkadaşı stüdyomuzdaydı. 32 yaşındaki motokuryenin kaybından bir gün önce gerçekleştirdiği buluşma merak edilen detaylar barındırıyor. 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Zeynel aslında senden şüpheleniyor Ali'nin kaybıyla ilgili. Neden senden şüpheleniyor? Şimdi bu çocuk motosikletiyle beraber kayboluyor. Sen Ali'nin motosikletinin üzerine, hatta Ali'nin montunu giyerek Ali kaybolduktan sonra göründüğünü iddia eden de Ercan var. Kaybından bir gün evvel akşam sen, Ali, Zeynel hep beraber buluşuyorsunuz bir kafeteryada. Nasıl buluştunuz siz? Ne kadar zamandır arkadaşsınız Zeynel? Ya biz 6-7 yıldan beri hemen. Ya 6 yıl diyelim arkadaşız ama bizde şey yok mesela, sık görüşmüyorduk. Burada toplanmanıza vesile olan kişi kim? Ali. Ali ne dedi Ali sizi çağırdı oraya? Ali ekstra iş arıyordu. Konu oydu. Üç kişisiniz, ikiniz çıkıyorsunuz ve sizin bu ikiniz çıktıktan sonraki görüntüleriniz de son görüntüleriniz. Hı-hı. Yani siz niye mesela bu çocuğu bıraktığınızda ikiniz gittiniz? En başta bu şeye falan gidecektik. Işıklar öyle gezecektik. Kisik zaten gezdik zaten. Öyle aşağı doğru devam ettik işte, biraz konuştuk, muhabbet o yani. Bu çocuğu niye almadınız yanınıza? Bu... Ya biz ortak arkadaş da değiliz. Kesinlikle. Ben ilk defa o arkadaşı orada gördüm. Planların ne olduğunu şu şekilde kullandım.
kullak misafiri oldum. Kızlardan haber mi bekliyorum dedi. Kızlar bana haber mi verecek? O zaman kalkar gideriz gibi Ali ile böyle fısıltılı bir şey konuştu. Ben de çok önemsemedim. Çayımız bittikten sonra işte bunlara nikahlık gitmek istediler. Görüşürüz abi dedim. Sonra çıktılar. Var mı böyle bir şey? Kızlarla mı buluşuyordunuz? Kız muhabbeti değil o. Ya ben öyle düşündüm. O gün mesela şey diyordu. Bir şey kadınla görüşüyor. Kadın sözde evli. Hatta ben ona şey demiştim hani uzatma bak böyle şeyleri. Bak başına bela alırsın. O kızımız muhabbet diyor. Belki o muhabbetli şey yapmıştır o. İkiniz bu arkadaş piyangodan çıktı yani. Bak şimdi gene 3 kişiden 2 kişi ortada bir kişi yok ya. Biz de o yüzden size soruyoruz bu çocuğun başına ne geldi diye. Yani. Hani ne oldu şimdi evli bir kadın vardı oraya gitti. Orada mı başına bir şey geldi? Çıktınız orada ışıkları gezdiniz. Sonra ne yaptınız ışıklardan sonra? Sen motora bindik. Biraz turladık. Havalimanı tarafına doğru gittik. O yani. Ondan sonra sen akşam beni eve bıraktın. Bu muhabbet ne yaptınız bu. Havalimanı tarafında? Ya işte o kadın mıdır nedir muhabbeti falan vardı ya. Beraber o kadının evine doğru gitmek için yola çıktınız. Daha sonrasında bana dedi ki yok kanka dedi ben dedi vazgeçtim hadi dönelim. Ben çünkü... Peki o kadının evinin oraya gitseniz siz iki erkek ne yapacaksınız o kadının hayır işte oraya? Ben o sözde duracağım bekleyeceğim. Ali Bey gelecek yani muhabbet o. Zaten yarı yolda geri döndü. Ben zaten biliyordum sana yalan söyledi. Nereden biliyorsun yalan söylediğini belki de gerçeği. Ya Müge Hanım Ali'nin ağzından 1000 tane kadın duydum ben. Yanında 1 tane kadın görmedim. Olmayan şeyleri anlatıyorsa sizlere. Ya Ali çok saf ya. Hani konuşmasıyla bilmem neyle. Ali bana efendilerine... hiç olmayan şeyleri anlatmadı bu durumda. Yalnız Müge Hanım. Ya demek ki o kadar yakın değilmiş. Yani konuşması... Nazilli'de bir tane kız arkadaşı vardı. Onu anlatıyordu. O gerçekti. Olmayan şeyi bize anlatmazdı ki bu çocuk. Aynen. Değil mi? Bana anlatıyordu. Endişeli yakınları Ali Diken'in kaybının sorumlusu olarak son görüştüğü arkadaşını gösteriyordu. Bak ben seni tanımıyorum ama Zeynel bak ha? Benim çocuğumu bulacaksın. Ölü veya diri. Evet. Benim biz onun için geldik buraya. En son senin yanın kayboldu. Sen, evet. Evi kaçta bıraktı kardeşim ev, seni? Eve dönmemiş. Saat 11.30 civarı diyelim. Bak benden 11 ben hala. Gerçekten hatırlamıyorum bak çünkü yani saat bayağı ilerlemişti. Yani civarı olaylarla civarlarla olmuyor. Bak ben buraya kardeşimin ölüsünü dirisini de sahip çıkmak için geldim. Tamam. Kaybolduktan ertesi gün cuma günü kardeşimin kıyafet sizin üzerinizde tamam. Olduğu tespit edildi. Perşembe günü gece ayrıldınız. Cuma günü ne alaka? Motor sende kardeşim yok. Nasıl? Yani. Yani şöyle Zeynel, siz görüştük ve beni eve bıraktı dedikten 2 gün sonra Ali'nin motosikleti tamam. Bir kez daha kameralara yakalanıyor. Tamam. Görüntülerde Ali'nin yine üzerinde montu var, birinin tamam. Ali'nin motosikleti var altında tamam. Ve bu Ercan'a soruluyor. Ercan tamam. Da diyor ki bu Ali değil, Zeynel diyor. Ercan... Ya Zeynel Bey'e benziyordu. Yok bence bunun direkt araştırılması lazım. Abla Senem Uzun'un kardeşi Ali Diken'den arkadaşıyla ilgili duyduğu söz kuşku uyandırıyordu. Şunu sorabilir miyim sana? Tabii. Kaybolmadan bir hafta 10 gün önce Nazlı'ya geldi benim evime, benimle konuştu. Tamam. Kadın ihtiyacı olduğu zaman sen bunu ona karşılıyor musun? Ya tamamen saçmalıktan başka hiçbir şey değil. Ben yeri geldi, Ali'ye kendi evimi açtım. Ben eşimi ailesine gönderdim. Öyle olmaz hani sen git, biz erkek arkaya evde kalalım. Ne münasebe canım ki benim kocamın erkek arkadaşı gelecek diye ben evden mi gideceğim? Onlar gitsin. Ben niye evden Allah gidip kadının evine? Ya eşin zaten durmaz. Ev tok oda, tek oda. Sen bir oda bir evde karınla yaşıyorsun. Ali diye bir tane adam. Ali kim? Benim karım. Benim karım niye evden gitsin canım? Gelmişti, git mi diyeyim adam? Evet. Bakış açılarımız çok farklı. Ne münasebet, ne münasebet yani. Evet. Böyle bir şey teklif dahi edilemez bir madde yani. Senin bu düşüncenin çok temiz olmadığının altına imzamı atarım. Ben kesin gelme sebebim şu. Dur benim... bir saniye Zeynel, niye panik yapıyorsun? Dur bir sakin ol, anlatacaksın. Tamam bir saniye. Sen bir önce bir geceyi anlat bize. Kameraydı bilmem neydi, hani sizin karşınızda durmak biraz heyecanlandırır. Hani o yüzden tekliyorum. Zeynel bak o gece orada garip bir şeyler oluyor. Ya sen ben... anlattın, eve erkek arkadaşın geliyor, karını evden gönderiyorsun. Sonra bu adam ortadan kayboluyor. 2 gün sonra bu adamın motosikleti ve montu birinin üstünde benzin istasyonunda görülüyor. Hı-hı. Yayında olan Ercan da diyor ki, o gördüğümüz kişi Ali değil, Zeynel'di. Al sana işte dolu konuşma. Efendim? Motosikletin üzerinde gördüğü kişinin ben olduğumu emin mi diyor? Ya benim o akşamki gördüğüm çocukla kamerada gördüğüm çocuk o. Ali Diken'in sorularla dolu kaybının üzerinden 36 gün geçti. Arkadaşı yeni öğrendim dedi. Başka şüpheleri beraberinde getirdi. Ercan kardeşim tamam. Ali kaybolduktan sonra tamam. Bize ulaştı. Ali'den haber alamıyoruz. Tamam. Hani bir bilginiz olursa bana da iletin çok üzüldüm tamam. Diye çocuk yanında olduğunu bize en başından beri hep desteğini verdi. Tamam. Sen de bizi arayabilirdin. Ben de Ali'yi merak ediyorum. Ben de onu arıyorum. Bir haber tamam. Alırsanız bana da iletin neden demedin? Ben daha dün öğrendim. Neyi dün öğrendin? Karakola ifadeyi ne zaman verdin ablam sen? Ne ifade? Ya. Seni ifadeye çağırmadı mı? Hayır. Karakol? Ben daha dün gördüm Ali'yi sen. Sen Ali'nin kaybolduğunu da bilmiyorsun. Evet. Aa, ben daha dün gördüm. Karını evinden atıp evinde yatırdığın adamın kaç aydır kayıp ondan da mı haberin yok senin? Hayır. Aa neden ki? Ablam bana gösterdi. Hı. Müge Hanım Zeynel Boyacı dedi. Direkt zaten bu kanalı aradım. Yani sen kanal... izlediğinde programı mı Ali'nin kaybolduğunu anladın? Evet. Hiç haberin yoktu. Yoktu. Daha sonrasında gittim karakola dedim ki bakın dedim Müge Hanım'da benim ismim okundu. Kendilerine de gösterdim. Tamam dediler.
baktılar, GBT'ye soktular, bilmem ne, senin hiçbir şeyin yok dediler. Aradan geçmiş bir aydan fazla. Evet. Sen Antalya'dan kalkmışsın, başka bir şehre gitmişsin. 35 gün olmuş. 35 gündür Ali nerede hiç sen bir aramadın mı? Diyorum ki bak, bizim konuşmamız nasıl biliyor musun Müge abla? Arıyor, diyor ki ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İyi, sen tamam bitti. 3 ay sonra, 5 ay sonra, belki 1 sene sonra, Müge Hanım, bütün arkadaşları, ulaşamayan bütün arkadaşları, en az 10 kişi bize döndüler. Ablacığım. Ali'ye ulaşamıyoruz, haberiniz var mı bu olayı? Ablacığım ben artık diyorum ki cinayet bürosu dün, bakıyor. Tamam ablacığım, ben de onu diyorum. Ben kayıt bürodan asayişten artık cinayet bürosuna geldi. Tamam. Senin de birazcık hani vicdanın, merhametin kesinlikle varsa bize yardımcı ol. Tamam, bildiğin, duyduğun bir şey varsa. Ya ben ölüsüne ya da dirisine ulaşalım. Bak arkadaşınmış, samimiymişsin. Kesinlikle. Aynı sofrada ekmek yemişsiniz. Kesinlikle. Bu çocuğun kuvvetle muhtemel başına biri bir iş getirmiş. Kesinlikle. Şimdi hangi nedenle olabilir? Para işi var mıydı? Yasaklı madde işi var mıydı? Yok. Alkol işi var mıydı? Alkol falan kesinlikle içmez. Kadın bilmem ne falan işi mi vardı? Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey olmuş olmadı. Alkol içmez diyorsun. Beraber alkol içtiğimizi biliyorum. Kiminle? Ben mi içmişim? Ya benimle de içiyordu ve kendisi de içiyordu. Ha. Ne yaptın? Sen yaptın ya mı çocuğuma? Ben. Evet. Başkası değil, sensin. Benim çocuğum. Şu ana kadar söylediklerinin hepsi yalan ablacığım. Benim çocuğum. Bunu sadece sen inanabilirsin ama biz inanmayız. Burada hiç kimse, ben senin söylediklerinin yani doğruluğuna inandığını zannetmiyorum. Çocuğuma bulacağım hiç bak. Kimse inanmıyor. Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz, mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. El ele verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. İngi. Efendim günaydın. Öncelikle herkese mutlu sabahlar diliyorum. Ne yazık ki işlediğimiz konuyla ilgili üzücü bir gelişmeyle açmak zorundayım. Kaybının 35. gününde Ali Diken'in bir cinayete kurban gittiği ne yazık ki ortaya çıktı. Dün biliyorsunuz iki gündür ailesi bizimle beraberdi. Ali Diken'i aramak için biz de bir yerden haber gelir mi diye ekrana Ümit'le fotoğrafını gösteriyorduk. Ancak dün iki arkadaşı yayına bağlandıktan sonra zaten dün de izlediniz. Hep beraber burada beraberdik. Ne yazık ki iyi kokular gelmiyordu anlatılanlarda. Şöyle oldu. Öncelikle başınız sağ olsun. Nurlar içinde yatsın. Siz de şüpheleniyordunuz ama kimse böyle bir sonu beklemiyor. Böyle bir son, tabii hiç kimsenin beklediği bir son, istediği bir son değildi. Benim çocuğum ölçüp sağ olsaydı. Şöyle oldu, dün biliyorsunuz Zeynel Boyacı stüdyomuza geldi. Aynen kendisinin anlattığı gibi, ben Zeynel'e bir gün önce seslendim, Zeynel neredesin diye. Zeynel de bizi aradı, dedi ki ben buradayım, geleceğim dedi. Eşiyle beraber geldi İstanbul'a stüdyolarımızda. Dünkü açıklamalarını biliyorsunuz, zaman zaman çok öfkelendi. Sorularımız karşısında zaman zaman çok sakindi. Hepimizin de şüpheleri onun üzerinde yoğunlaşmıştı. Ardından yayınımızın ardından ben gene sizinle kalmaya devam edeceğim Ali bunlara kadar dedi. Ve eşiyle beraber misafirlerimizi konaklattığımız otele gitti. Ve bir süre sonra biz Ali'nin otelden kaçtığını fark ettik açıkçası. Çünkü ekip arkadaşlarımız da orada hep konuklarımızla beraber oluyorlar. Sonra işte nerede falan diye bakınırken karısından da haber yok. Önce dedi ki ben dedi eşimi dedi Yalova'ya göndereyim dedi. Tamam dedik. Ondan sonra ben kalayım dedi. Sonra tamamen ortadan kayboldu. Biz ekip arkadaşlarımızla beraber ararken biliyorsunuz Antalya Emniyeti, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro ekipleri de yine bu konunun şüphelisi olarak dün de yayınımıza gelen Zeynel Boyacı'yı mimlemişti. Ortadan kaybolunca Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nü arıyor. Ortadan kaybolduğunu söylüyor. Ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Zeynel Boyacı'yı Pendik'te Yalova feribotuna girerken kıskıvrak yakalıyorlar. Maske takmış, kendini kamufle de etmiş. İddia o ki kendisi zaten Hataylı, Hatay'a giderek Hatay'dan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma planı yapıyor. Onları da demek ki hazırlamış, düşünmüş her şeyi. Evet. Zaten sonrasında ortaya çıktı ki anlatacağım bir sürü şeyler yapmış aslında cinayetten sonra. Daha sonra cinayet büro dedektifleri orada kıskıvrak yakalayıp daha asayişe götürene kadar konuştuklarında şöyle bir kelime kullanmış. Bana çok ağır küfür etti. Hı-hı.
Ben dayanamadım. O yüzden öldürdüm ve gömdüm. Bütün bunlar olurken ben tabii çok teşekkür ediyorum. Antalya Emniyeti de çok hızlı davrandı. Onlar da hemen hızlıca geldiler. Zeynel'i hemen İstanbul'dan aldılar. Kuvvetle muhtemel ki bugün yer gösterme yapıp adliyeye sevk edeceklerdir. Hani şu anda... Hani tabii hiç bilmiyorum hani nedeni nedir vesairedir. Hepsi Antalya Emniyeti'nde gözümüz kulağımız onlardan gelecek haber. Ama ben hem Antalya Emniyeti'ne çok hızlı davrandıkları için hem de İstanbul Emniyeti'ne yine aynı hızla bu reaksiyona tepki verdikleri için teşekkür ediyorum. Çünkü bugün biz şimdi Zeynel'i elbet bulunur yani emniyetten kaçamazsınız ama Zeynel'i arıyor olabilirdik. Ama yine kendi kendine ele verdi yani otelden kaçarak, maskeler şapkalar takarak Pendik'e gidip Yalova feribotuna binerken yakalandı. Müge Hanım, bunlar da ilk ifadeler. Ben dün annemlere dedim ki inşallah dedim bulunduğu otelden kaçma girişiminde bulunur da dedim. Kendi kendini yakar dedim. Gerçekten. Ben dedim işte annemler burada şahit. Ancak dedim bu şekilde dedim kendini ele verir dedim yani. Dün benim çocuğum dedi zaten hayal ağzından bir küfür duymadım dedi. Evet. Daha benim çocuğum onu ağır küfür etmiş. Evet siz dün öyle söylemişsiniz. Evet dün öyle konuşmadım Müge Hanımcığım. Burada konuş yani. Hani ben fazla bir şey konuşmadım ama. Bugün gece rüyamda gördüm çocuğu ya. Bir sürü insanın içinden sokup çıkaramadım. Kendim yattığım yataktan yere düştüm. Asılığı kavun çekerken kendime. Bizim... 35 gün. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii insanlar şöyle neden öldürdün? Ha emniyette ifadesi değişir. Ne söyler ne söylemez onu ben bilmiyorum. Ben sadece... İstanbul'da polisleri karşısına görünce diyorum ya bir polis logosu görünce insanların birden bir çenesi açılıyor Allah'ta. Ondan sonra ama ilk söylediği bana çok ağır bir küfür etti kaldıramadım. Döverek öldürdüm ve gömdüm. Acaba şimdi ne oluyor yani hakikaten olacak iş değil. Şimdi ne bunun nedeni hepimiz öğreneceğiz daha sonra. Yani nedeni ne olursa da olsun bir tane can gitti. Evet. Gencecik evet, bir çocuk değil. Gitti. Bu çocuk evlenmek isteyen, işte mide evet. ameliyatı olan, biriyle evet. tanışımda yuva kurmak isteyen bir çocuk çocuğum geldi. Sakin şimdi bir sen onun arkasından ya. Yok sakin. Kızla da tanıştı da onu... Yani kadınları konuşacak. Konuşacak ne işi var adamın? Yani bir genç bir çocuğun yani evlenmek istemekten daha öte ne gibi bir hayali olabilir? Hele ki mide ameliyatı olmuş, kendi evet. bedenine evet. hani özen göstermiş hayata... Tutunmaya çalışmış daha böyle bir umutları yeşermiş bir andayken. Ercan senin de başın sağ olsun. Sen tabii dün Zeynel'i benzettiğini söylemiştin. Yani çok da net konuşamasan da ama Zeynel'in Ali ile ilgili anlattığı kötü şeylerin hepsini karşısına durdun. Hayır öyle yalan da söylemezdi. Evet. Kadınlarla ilgili böyle bir şey de yoktu diye. Aslında evet. sen de Zeynel'in biraz spekülasyon yaratmaya çalıştığını fark ettin dün. Fark ettim. Zaten o yüzden bir an önce toparlanıp buraya geldim. O da hemen atladı geldi çocuk bugün geldi. Mesela kaçmasaydı bugün gene konuşacaktık. Ben yüzleşecektim direkt. Çünkü hani bana hiçbir şekilde mantıklı gelmiyordu. Beni 11 gibi eve bıraktı diyordu. Tamam seni 11'de eve bırakıyordu ama bir önceki konuşmanda işte beni aldığında sabaha kadar gezeriz tozarız gibi konuşuyordu. Madem 11'de seni eve bıraktı, bunun sebebi neydi diye soracaktım ben ona. Hani bir sebebi olur ki seni 11'de evde bırakır. Normalde başka günler sabaha kadar yatılı kalıyor seninle, geziyor, tozuyor ama o gün niye 11'de bıraktın? Şimdi Ercan zaten şöyle bir şey oldu. Biz yayından hemen sonra bahsettiği kişilerle konuşmaya başladık. Mesela Zeynel Boyacı'nın dün beni kovdu dediği patronu Egemen yüzle konuştuk. Zaten ondan sonra kaçma girişimi oldu. Şimdi o da bambaşka bir şey anlattı Egemen Bey de. Hiç onun anlattığı gibi değil dedi. O da söylediği yalanları bahsetti. Ve şöyle bir şey öğrendik. Olay tarihi 20 Aralık'ı 21'e bağlayan gece. Evet. 23 Aralık günü Antalya'da ya. Antalya'dan Trabzon Akçaabat'a geçmiş. Sonra 24 Aralık'ta. Bak önce Trabzon'a gidiyor Akçaabat'a 23 Aralık'ta. 24 Aralık'ta Rize'de bir otele giriş yapıyor. 25 Aralık günü oradan Rize'den çıkıyor ve bu sefer yine Trabzon'a gidiyor. Sonra Trabzon'dan Samsun'a geçiyor. Yani bir niyeti varmış onun da bence becerememiş. Sonra da 26 Aralık günde Samsun'dan Yalova'ya geçmiş. Yani önce bir Karadeniz'de Trabzon, Rize, Samsun bir dolanmış herhalde oradan dışarı çıkabilir miyim? Belki Gürcistan'a falan mı gideyim diye düşündü bilemiyorum. Oradan... tekrar Yalova'ya geçiyor. En son edinilen Antalya Emniyeti'nin çok teşekkür ediyorum kendilerine sağ olsunlar. Hiç olayı sürüncemi de bırakmadıkları için Sayın Emniyet Müdürümüze ve Asayiş Şube Müdürümüze onlar Hatay'a kaçacağını tahmin ettikleri için
Çünkü çocuk Hataylı, yani Hatay'dan oradan bir sınır dışına kaçma eğiliminde olduğunu fark edince dün hemen kıskıvrak yakaladılar kaçma teşebbüsünün başında. Benim çünkü ayın 20'sini maaş alıyordum. Ertesi gün sen cebinde paralar çıkmış ya, benim çünkü kıyafetlerini giymiş. Tomardan para çıktı hani, görüldü ya. Demek ki benim çocuğum bu yiyormuş herhalde. Ben, bak ben diyorum, bak ben çocuğum rahatsız için ben evimi sattım. Yemiş yemiş, çocuğum para kalmamış herhalde. Öldüğüme kalkmış bu. Bilgi Hanım zaten Nermin, çocuk... Pardon, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence bu çocuğu sahipsiz öyle sandı herhalde. Sandılar, evet. Yani şimdi siz başka bir şehirdesiniz. Bu çocuk burada tek başına. Arkasına düşünmeyecek sandım Müge Hanım. Evet. Ve bu çocuk mide ameliyatı oldu yeni. Zaten dövmesine gerek yok. Şurayı bir darbe alsa iç kanamadan gider zaten. Bir şey yemiyor. Bir şey yemiyor. Yani ameliyatlı yani. Beş yerinden delindi onun karnı. Ben sizi dinliyorum bak. Benim çocuğum çarşamba günü 11'de konuşması iyi değil. Yani bir şey içirilmiş çocuğuma. Ben hayatta yani ben hep bunlar söyledim. Kardeşim dedim konuşması iyi değil. Belki de o sırada dövüyordu. Ben bilemezsin. Çok yani. Yorgunum anne dedi, yatacağım dedi. Yani ama yani. Mesela şimdi bu çocuğun motosikleti ne oldu? Motosiklette bir değer. Yani bu da böyle oralara gidiyor, buralara gidiyor. Cebinde parası yok. Çünkü en son işinden ayrılırken 5000 lira şey istemiş. Borç istemiş, avans istemiş. Şimdi size o bandı da izlettireceğim. Yani cebinde parası da yok. Demek ki motosikletten de vazgeçemedi. Kendi motosikleti de yok ne yapacaksa. İşte orada da güvenlik kameralarına takıldı. Tabii o kadarını planlayamadı, hayal edemedi. İsterseniz neler yaşandı dün? İşte o kaçış görüntüleri, yakalama asayişe getirildi. Ağzını bıçak açmıyordu. Ama yoldaki ilk ifadesi, dediğim gibi bu emniyette değişebilir bu ifade. Ama yolda İstanbul polisinin karşısına görünce söylediği şey, bana küfretti, sinirlendim, döverek öldürdüm ve gömdüm. Allah cezanı versin, ben de ne diyeyim yani. Kendi tavuk yavrusu mu öldürmüş mü görmüyorum yani bu kadar. Gerçekten kaçabilir sandı, yanıldı. Zeynel aslında senden şüpheleniyor, Ali'nin kaybıyla ilgili. En başta bu şeye falan gidecektik, ışıklar öyle gezecektik, kisik zaten gezdik zaten. Biraz konuştuk, muhabbet oluyor yani. Kaybından yeni haberdar oldum demişti. Ben daha dün gördüm Ali'yi sen. Sen Ali'nin kaybolduğunu da bilmiyorsun. Evet. Bu kadar karını evinden atıp evinde yatırdığın adamın kaç aydır kayıp, ondan da mı haberin yok senin? Hayır. Aa neden ki? İşlediği cinayeti itiraf etti. Neden öldürdünüz arkadaşınızı? Ali Diken yakın arkadaşının kurbanı oldu. Gene 3 kişiden 2 kişi ortada, bir kişi yok ya. Biz de o yüzden size soruyoruz bu çocuğun başına ne geldi diye. Biz 6-7 yıldan beri arkadaşız ama bizde şey yok mesela, sık görüşmüyorduk. Ali'nin motosikleti kameralara yakalanıyor. Tamam. Motor sende, kardeşim yok. Nasıl? Derken. 32 yaşındaki Ali Diken ameliyatla 56 kilo verdi. Evlilik planları içindeydi. Tarihler 20 Aralık 2023'ü gösterirken genç adam arkadaşının yanında sırra kadem bastı. İddialara göre Ali Diken kaybolduktan 2 gün sonra, tarihler 22 Aralık Cuma'yı gösterdiğinde akşam saat 8.34 sıralarında Ali Diken'e ait motorcu ceketini giyen bir başka şahıs Ali Diken'in kullandığı motorla birlikte yanında kendisinden daha kısa biriyle arkamda gördüğünüz yakıt istasyonuna gelerek 3.67 litrelik yakıt aldıktan sonra yine aynı yerde çıkarak Lara yönüne doğru devam ettiler. Ali Diken'in arkadaşı Ercan Akçay'ın tespitine göre bu motorcu ceketini giyen ve bu motoru kullanan kişi Zeynel Boyacı'ydı. Tüm okların işaret ettiği Zeynel Boyacı, doğruları söylemiyor, mantığa yatkın olmayan açıklamalar yapıyordu. En son siz buluştuğunuz gün sen de Antalya'da pizzacıda mı çalışıyordun? Yok, o zaman ben kumcuda çalışıyordum. Sonra sen ne kadar zaman sonra kumcudan ayrıldın? 3-4 gün sonra. Yani sonra başka bir şehre mi gittin? Yalova'ya geldim. Yalova'ya geldin. Neden? Yani geçici bir süre geldi zaten. Ya yok, ondan sonra işte Antalya... Bayağı kaldım ben ya. O yani yüzden. Kumcudan ayrılma sebebin o muydu? Bizim orada bir tane müdürümüz vardı. Sıkıntılar falan olmuştu. Ben gitmedim. Yani kumcu seni işten mi çıkardı? Ha, öyle bir şey oldu. Seni kumrucu işten çıkardı ya. Evet. Ali de iş arıyor ya. Evet. Tamam mı? Sen de Ali'ye dedin mi? Ali, kumrucu beni işten çıkardı. Hayır. Bir gün önce çalışırken Ali'yle senden konuşma. Ali dedim bak olmuyor. Sigorta üstüne sigorta yapamayacağını söyledi Egemen Bey. O yüzden dedim çalışamaz. Ama artık seni atıyor, bir adama ihtiyacı var. Belki senin yerine onu ya, alacak. Ya bizim orada çok adam var. Yayınımızın ardından bahsini geçirdiği patronu da Zeynel Boyacı'nın yalan söylediğini doğruladı. Son zamanlarda bir tuhaflığı var mıydı? Böyle size ekstra da farklı şeyler istedi mi? Tabii, benden çıkmadan önce bir 3 gün izin istedi. İzini verdik zaten. İzinli çıkmıştı bizden. Ne diyerek istedi? Tokat'a gideceğini beyan etmişti bize. Ücret mevzusu geçti aramızdan, avans verebilir misiniz diye. Yaklaşık 5000 lira kadar avansını vermedik yalnız. İzin hakkını kullanması için 3 günlük bir izin verdik. Nasıl gidecekmiş? Araba kiralayıp gideceğini.
Burada da mesela Tokat'a gitmek istiyor. Evet. Patronuna diyor ki ben Tokat'a gideceğim, bir de 5.000 lira ver bana diyor. Onlar da vermemişler yani. Zaten canı istediği zaman gidip gelme gibi bir durumu varmış ya. Yani zaten şunu anlamam mümkün değil. Bakın ben hep söylüyorum, hayatta her şeyin normali güzeldir kardeşim. Normal hayat belki sıkıcı gelebilir bu anlattığımda insanlara. Normal hayatta insanlar sabah kalkıyorlar, yüzlerini yıkayıp işlere gidiyorlar. Akşam artık kaç saat çalışıyor? Kaç saat çalışıyorsun günde Ercan? Günde 12 saat. Ve en düşük 8, en yüksek 12-14 saat çalışılıyor. Tepesinde ve yani aslında o kadar uzun da çalışmaması lazım ama hani kesinlikle yanlış bir 12 saat, evet. 8 saat ama onun işi için çalışıyor. Sonra 12 saat çalıştıktan sonra ne yapıyorsun? Geliyorsun evine oturuyorsun. Zaten 8 saat çalıştıktan sonra geri kalan 4 saat beyin uyuşuyor. O trafiği dahi algılayamıyorsun. Eve geldiğin zaman zaten 1-2 saat kendini toparlamakla uğraşıyorsun. Yemeğini yiyorsun, yatıyorsun, evet. Uyuyorsun. Çocuğun varsa iki görebiliyorsan, çocuklar da okula giderse belki birçok çalışan anne baba çocuğuyla bile yeterince vakit geçiremiyor. Hafta içi yatıyorsun, uyuyorsun. Yani hayat böyle devam ediyor. Ben ona da gideyim de orada da ışıklarda da gezeyim de orada da karım orada da eve gelsin de birisi karımı göndereyim. İşte buralara girdi mi ipin ucu kaçıyor arkadaşlar. Çünkü insanlar öyle yaşamıyor. Müge Hanım, o yanındaki hani benzinler bir şey ya, o yanındaki o adamı da yakalayacaksın. Yani sana bir şey söyleyeyim, hani telefon açtığında birisi telefonum dedi ya, belki de o işte motosikletin arkasındaki kişi. Şu an bilmiyoruz yani, dediğim gibi gözümüz kulağımız. Onu da. Tek başına Antalya'da. Gömemez Müke Hanım, tek başına yapılacak iş değil bence yani. Gömemez tek başına. Dövmemiştir onu. Antalya Emniyeti bu konuda hayatım çok donanımlı. Onların da orada biliyorsunuz bizim bir varsak ormanlarımız var. Yani tabii ormanlarımız var olsun, ormanlarla alakalı bir durum değil de insanımızla alakalı. Onlar şimdi yerini... Ya göstermişlerdir sabaha karşı ya da bugün göstereceklerdir, sen hiç canınızı sıkmayız. Yani işte gitmiş böyle buradan gitmiş, daha Tokat'a gideceğimden başlamış iş. Bir para mevzusu var herhalde siz. Bak sizin de bilmediğiniz gibi. Bence bir para mevzusu var. Gerçi maaşın var mı zaten yanında galiba o zaman? O gün değil mi? Gerçi o gün maaş günü değil mi? Maaş ayın 20'sinde yani buluştuğunuz gün maaş günü müydü? Evet. Zaten o beni hani ilk başta cinayetin olmaması gibi düşündüren oydu. Hani parayı aldı da artık yeter, hani bıktım. Hani bir kendimi soyutlayayım mı dedim diye düşündüm. Ama gerçekten tehdit dediğiniz... Tehdit ediyor olabilir mi? Ben tehdidi hani etmiş olsa elbet söyler. Ya bu biraz benim hiç hani aklımda şey geliyor. Yine en baştaki konuşma geliyor. Çünkü hani Ali Bey'le biz görüştüğünde hani Zeynel olarak tabii ki bana isim vermedi. Ama burada bir arkadaşım vardı. Hani pazarlama olarak düşünmeyin bunu. İşte çevresinde kızlar oluyor. İşte ben onun yanına gidiyorum. Evet. Ya açık söyleyeyim, böyle bir durum olduğunda da Ali biraz hani cebinden para çıkartıp karşılıyordu. Ne demek istediğimi anlarsınız. Hani ben böyle bir eğlence yapacaklar zannettim. O gün de aynı bir şey oldu zannettim. Hani bu arkadaşın çevresi var. Ali'nin bana söyledi. Ben arkadaşı tanımıyorum. Ama hani bunun çevresinde hani bir kız ayarladı herhalde. Tanıştıracak zannediyorum. Çünkü ilk geldiğinde fısıltısında çok eminim. Hani kızlardan haber bekliyorum dedi. Belki de kızlar var diye çıktılar ama işin sonunda ne oldu? Evet, işte beni en çok karıştıran nokta oldu. Çünkü evli bir kadınla kesinlikle olamaz. Kesinlikle. Yani kesinlikle insan... olamaz. Hani bunu Antalya'daki insanların üzerine şey olarak da, yük olarak da kalınır. Çünkü evli bir kadınla kesinlikle bir işi olamaz. Yani çocuğumuzu tanıyoruz Müge Hanım. Çünkü bu çocuk evlenme peşinde, düzgün bir yani kız bulma peşinde... Zaten evli bir bayan olmuş olsa... Niye böyle bir maceraya? Evet, ne gerek var? Bir de anlatılan öykü de zaten uymuyor. Kapısına kadar gidiyorduk. Evet. Sonra vazgeçtik, sonra gittik. Ben aşağıda bekleyecektim, o yukarı çıkacaktı. Kesinlikle. Yani öykü kendi içinde de çok tutarsız bir öyküydü. Zaman dilimleri, ben onu akşam bayağı hani bu programı tekrar iki sefer daha izledim. Kesinlikle zaman dilimleri şey... Karıştırıyor beni. Evet, yok zaman dilimi falan yok anlattıklarında. Aynen, ben ilk geldiğinde ben lavaboya gittim, o yüzden kask benim elimdeydi diyor. Sonra işte ablam soruyor, ya benim kardeşimin motoruyla nereye gittin? Eve gittim geldim diyor. Sen eve gittin, gittiği yol. Ya ben motorla bugün kırmızı ışık tanımayayım, yani kurallara uymayayım. O kadar kısa da o söylenilen mekana, yani bulunan mahalleye gidip gelemem. Ya 5 dakika sonra adamı takip ediyor gibi. Hani adamın yanından ayrılmadı. Yani planlı bir şey gibi de geldi bu böyle olması. Para bir şey olmuş bakalım yani. Yani. Evet. Evet. Çikolata alıyorlar, çikolata evet. Ne yapıyorlar. Ve saat 10'da Göksu'da gözüküyor. Size diyor ki benim yanımdan 8.30'da ayrılıyor.
E ışıkları gezmesi 1,5 saat zaten. Nasıl ondaki siz Göksu tarafına geçtiniz? Evim orada diyor ya. Ben bunları soracaktım. Sen o yüzden geldin ama evet, neyse. Evet. Aman çok iyi oldu, çok iyi. Dur devamını izleyelim, boş ver. Önce 1-3 gün izin istedi. İzini verdik zaten. İzini çekmişti bizden. Ne diyerek istedi? Tokat'a gideceğini beyan etmişti bize. Ücret mevzusu geçti aramızdan, avans verebilir misiniz diye. Yaklaşık 5.000 lira kadar avansını vermedik yalnız. İzin hakkını kullanması için 3 günlük bir izin verdik. Nasıl gidecekmiş? Araba kiralayıp gideceğini beyan etti. Ayın 17'sinde bizden ücret talep etti. 19'dan itibaren işimize gelmedi. O saatten sonra Zeynel'den biz hiç haber alamadık. Ekibimiz Antalya'da araştırmalarını sürdürürken Zeynel Boyacı İstanbul'da kendince planlar içindeydi. Tek kelime etmeden, gidiyorum bile demeden şehir değiştirmek üzere yola çıktığı sırada kameralara yansıdı. Ben yeri geldi. Ali'ye kendi evimi açtım. Ben eşimi ailesine gönderdim. Öyle olmaz, hani sen git. Biz erkek erkeğe evde kalalım. Niye kal diyorsun ki, Allah Allah? Adam gelmesin. Ya gelmişti, git mi diyeyim adam? Evet. Ona yani. Git demiyorsun da karına mı git diyorsun yani? Hani hangisi saçmalık, ben onu anlamadım. Ali Diken gelecek diye evden gönderdiği eşini bu kez de ardında bırakan Zeynel Boyacı, feribota binip gideceğini, işin içinden sıyrılacağını sandı. Eşini dahi ardında bırakıp konakladığı yerden kimseye haber vermeden gizlice gitmeye çalıştı Zeynel Boyacı. Gerçekten kaçabileceğini zannederek geldiği nokta Pendik'teki işte bu feribot iskelesi oldu. Zeynel Boyacı kaçmaya çalışırken emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Eşini evden gönderip Ali Diken'i evinde ağırlayan ve onu en son gören Zeynel Boyacı işte burada feribota binmek üzereyken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zeynel Boyacı İstanbul Asa Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ters kelepçeyle gözaltına alınan Zeynel Boyacı, Ali Diken'e ne olduğu sorusuna yanıt vermek üzere emniyetteydi. Gözaltına alınan Zeynel Boyacı İstanbul Emniyeti Asayi Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Arkadaşınızı ortadan siz mi kaldırdınız? Bulunana kadar gitmeyeceğim diyordunuz. Neden kaçmaya yeltendiniz? Motorunun, montunun sizde ne işi vardı 2 gün sonra? Öldürdünüz mü arkadaşınızı? Eş zamanlı olarak Zeynel Boyacı'nın eşi de stüdyomuzdan alındı. İstanbul Asayi Şube Müdürlüğü önündeki haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Az önce buraya Antalya Cinayet Büro Amili ekipleri de geldi. Gözaltındaki Zeynel Boyacı'nın işlemleri burada devam ediyor. Ve Ali Diken'in kaybının 35. gününde gerçek ortaya çıktı. Emniyete getirilen ve sorgu işlemleri başlatılan Zeynel Boyacı ilk ifadesinde arkadaşı Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Bana çok küfretti, dayanamadım, döverek öldürdüm dedi. Neden öldürdünüz arkadaşınızı? Ailesine ne söyleyeceksiniz? Bugün yanınızdaydı. Neden küfretmişti size? Pişman mısınız öldürdüğünüzü? İtirafın ardından Zeynel Boyacı polis ekiplerince cinayetin işlendiği Antalya'ya doğru yola çıkarıldı. Zeynel Boyacı İstanbul'daki sorgusunun ve sağlık kontrollerinin ardından Antalya Cinayet Büro ekipleri tarafından sabah saat 5.30 sıralarında Antalya'ya getirildi. Antalya'daki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zeynel Boyacı'nın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İnşallah. Affın. İnşallah. Ben yüreğim yaktı. Allah onu geri yaksın. Ben yüreğimden kanlar damlayacağım. Hiç utanmaz. Müge Hanım, ben buradan hani tek tek isim sayamayacağım. A'dan Z'ye, Türkiye genelinde yani bizim işimiz için uğraşan, gecesine gündüze katan, emeği olan bütün herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Siz dahil, hepiniz Allah razı olsun. Siz sağ olun. Biz kendi çabalarımızla bu işi zaten çözümleyemezdik. Elimiz kolumuz bağlı bizim bir aydır. Gecemiz gündüzümüz yok, uykumuz yok, huzurumuz yok.
En son size ulaştım. Allah bir dil bin kere razı olsun. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepimizden. Allah emniyetimizden razı olsun. Aynen, aynen. Herkesten. Herkesten. Dün oradan oraya o kadar hızlı hareket ederek yakaladık. Çünkü biz bugün şimdi nerede diye de arıyor olabilirdik. Oradan mı kaçtı, evet, buradan mı kaçtı falan diye. Hoş yani, kaçamazsın bir şekilde. Emniyet bulmak isterse iğnenin deliğinde olsan buluyorsun. Burada evet. Antalya Emniyet Cinayet Masası Asayiş Şube'nin cüretle davranmasındaki önemi kadar İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nün cinayet masası elemanlarının da ağzından aldıkları ve zapta intikal ettirmiş olacakları "ben öldürdüm ve gömdüm" şeklindeki beyanı çok önemli bir beyandır. Bunu ileride Antalya Emniyet Müdürlüğü de, Antalya Savcılığı da mutlaka dikkate alıp inkar durumuna gitse dahi bunu rızasıyla herhangi bir baskı altı olmadan kendiliğinden beyanda bulunduğu için tahkikatın yürümesinde ve selametinde dikkate alır. O bakımdan ben de hem Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'nü hem bu önemli bulguyu tespit eden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve ekiplerini saygıyla kutluyorum, tebrik ediyorum. Harikasın canım. Bu efendim, sizlere de ailece başsağlığı diliyorum. Sağ olun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve mağfireti üzerinde sizlere de sabır diliyorum. Ha, benim çocuğum çok yapışmasın. Çocuğunu çikolatla ağlıyormuş. Nasıl öldürdün? Nasıl öldürdün? Şimdi çocuğum, o kadar, çocuğum, o kadar sıcağı sıcağını öğrendiler ki daha şu an anlamadılar bile. Ben size onu söyleyeyim. İnsan hani elin yanar da böyle anlamazsın ya ilk başta. Hani sonra acısı çıkar. Yani yine yok yere bir ölüm. Ben Ercan sana da çok teşekkür ediyorum. Arkadaş olarak sen şoktayım, de şoktasın, çıkamadım, farkındayım. Olacak iş değil. Evet. Aynen. Motoru değil. Satmış mı Müge Hanım gari? Hı? Motorunu satmış mı çocuğum? Nermin Hanımcığım, o kadar her şey sıcağı sıcağına ki sabah 5.30'da bak Antalya'ya gitti. Evet. Şu an iş Antalya Cinayet Büro'da. Onlar konuşacaklar, yer gösterecekler. Sayın savcımızla beraber. İnşallah. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Evet. Ya bu kadar kolay olmamalı. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Tavuğumu kesmiş bu ya. Tavuğumu kesmiş. Ne kesmiş? Ben çocuğumu böyle öldürüyor. Valla insan tavuğuna kıyamıyor. Ha. Alıyorsun da civcivden daha bakıyorsun da insan tavuğunu kesmeye kocamın kıyamıyor. Kocamın yanında para almış, ehtesin benzine dolaşmış. Vardı, bir şey vardı aralarında. Zaten bazı sorulara sinirlenmesinin altında yatan sebebin ben bu cinayetin sebebi de olduğunu düşünüyorum aslında, açıkçası. Orada kendini ele verdi daha çok. Aslında buradan çıkışta sizinle de konuştuk. O kadar belirliydi ki davranışları, tepkileri, olaya hani Atil. Biz bu sonu aslında dün çıkışta zaten konuştuk. Zaten getirirken biliyorduk da. Çok hani kendini belli ediyordu ama işte şey, o ip ucu delillendirmek çok önemli. Evet, şimdi o kadar da aslında bazen yaptığımız işi kendi kendime değerlendiriyorum. Yani olacak iş değil aslında. Mesela arıyor şimdi insana, diyor ki işte Antalya'dan aramışlar, işte yakalamak gerekiyor falan. Ben diyorum kim? Yani bilmiyorsa kim? Diyorum katil o. Sonra kapatıyorum, diyorum ki katil o. İşte o kadar belli ki. Artık hani bizim yaptığımız işte de bu da böyle bakkaldan yarım kilo peynir satmak gibi bir şey oldu. Adamı karşında görünce anlıyorsun. Ben şimdi açıkçası her ihtimali değerlendiriyorum. Ercan anahtar verdim dedi. Ben Ercan'a da dün sordum. Kız arkadaşından mı aldı anahtarı dedim. Mesela aslında benim oradaki sorularımın hepsinin altında bir şey yazıyor. Kız arkadaşından mı aldı? Bu adam diyor ki kızlarla ilgisi var. Acaba düşündüm. Ercan'ın kız arkadaşı anahtarı verirken kıza bir şey yaptı da Ercan mı bir şey yaptı? Şimdi bir ton aslında şey var. Yani olasılık kafada çok olasılık var. Tabii. Ama konuşunca anlıyorsun. Evet. Şimdi konuşuyorsun ve insanın her zaman söylüyorum gözünden ve sözünden anlıyorsun. Ama bazı noktalara geldiği zaman, bazı kritik noktalara insanlar bir çıldırıyorlar. Neden? Çünkü olmayacak şeyi anlatıyorlar. Bana o geldi de ben karımı babasının evine gönderdim. Rahmi Bey sorar sormaz ne yaptı hemen böyle bir... Çünkü olmaz. Hayatta hep diyoruz. Olur şeyler var. Olmaz şeyler var. Olmaz. İşte sen eğer buradan anlatmaya başlıyorsan işe, o işin sonunun zaten iyi olmayacağı belli. Evet. Şimdi bakalım, bekleyelim. İnşallah cenazenin yerini göstersin. Önemli olan şu andaki şimdi ilk konu bu aslında. Evet.
Senin kaç çocuğun var ablacığım? Bir ben varım. Oğul sen sol oldun benim. Ben istedim onu da kardeşim olsun diye illa. İki evladım. Evet. İki evladım ben. Yoksa onu da almayacaklardı da ben istedim. Ben kendim büyüttüm onu Müge Hanım. Ben ona annelik yaptım. Kendi ellerimden büyüttüm. Bensiz durmaz, bensiz uyumazdı. Bacağıma bacağıma sarılırdı benim kardeşim. O yaşarlar bana. Hani abla, anne biledim bunu. Çok iyi anlıyorum seni. Küçük yani abla ben, işte küçük anne oluyor. Aynen. Işte. Ben ilk anneliği ona tat. Ne ben ne yapayım ben? Acımı nasıl indireyim ben? Nerelere gideyim bilmiyorum. Bir de iyi çocukmuş yani. Ercan da söylüyor. Çocuğun bir şey yaptığı da yok. Kötü bir şeye de bulaştığı yok. İnsan evet. Ona da çok üzülüyor. Evet. Ya onun tek arayış vardı. Başka hiçbir şey değil. Hani kendine uygun bir kız arayışı vardı. Yuva kurmak istiyordu. Yuva kurmak istiyordu. Zamanının geldiğini düşünüyordu. Evet. Hatta son zamanlar acaba kilodan mı bulamıyorum diye bu ameliyatı oldu. Ya hani yalan söylüyor diyor. Yalan malan. Ben Ali'nin ağzından kız konusunda yalan konu. Bak yalan duydum. Söylediğini duydum ama kız konularında zaten bu konuda yalan söyleyecek olsa niye hani sana gelip de işte ya ortak var mı çevrenizde diye sorsun. Benim kardeşim mide ameliyatı olmamış olsaydı döverek asla yıkamazdı. Kesinlikle. Mümkün değil yıkamazdı kesinlikle. Yani. Alon döverdim. Yapamazdı. Keşke. Ama çocuğun şimdi kendi sıkıntısı var. O mide ameliyatı da hiç kolay değil. Yani. Yeni ameliyat olduğu dönemde hele direncinin çok düşük olduğu, hani mukavemet etme yeteneğinin çoğunun ortadan kalktığı bir dönem. İçemiyordu hiçbir şey. Yemiyordun. Hani hiçbir şey yiyip içemiyordu. İki lokma bir şey yedi mi? Hemen kusmaya gidiyordu. Ya bir de arkadaşlar bak sıra icadı oldu, mertlik bozuldu. Bunu hep konuşuyoruz. Bir de güvenli bir ortamda tamam mı? İnsan herkes herkesi yıkabilir. Güvenli bir ortamdaysan, kendini güvende hissettiğin bir ortamdaysan herkes herkesi yıkar. Yani bunun cüsse de önemli değil ki. Bu şimdi böyle birebir ringe çıkmak gibi bir şey değil. Yani güvenlisin işte burada oturuyorsun. Şimdi ben senden bir şey beklemiyorum ki. İşte hep de zaten beklemediğimden geliyor şey. O yüzden işte köpekleri çok seviyorum. Köpekler hiç kimseye güvenmiyor. Kendi aile fertlerinin dışındaki herkes onlar için tehlikeli. Her zaman söylüyorum köpek gibi olmak lazım. Köpek gibi sevgi dolu, köpek gibi sadık, köpek gibi uyanık. Ve insanlara belirli bir mesafede. Dikkat edin köpek kendi ailesinin dışında ne olursa olsun birisi geldiği zaman ısırmasa bile sen ona iyi davrandığında hep şeyde değil mi? Hep alarmda değil mi? Biz hep ne yapıyoruz? İnsanoğlu korur kendini. Biz işte... Biz insanlara güvendiğimiz için işte biz herkese güveniyoruz. Ama mecburuz. Güvensizde yaşayamayız. Çünkü biz de sürüler halinde yaşayan canlılarız. Yani tek başına da o zaman kukuman kuşu gibi böyle oturacaksın mı yani? Benim bir köpeğim var. Bizim kapımıza yaklaşıldığı zaman yıkıyor ortayı. Ama eminim kim olursa olsundur. Yani kim olursa olsun. Ama benim kokum olduktan sonra veya eşim geliyor, çocuklar geliyor. Onlar kokusunu aldım. Kapıya bile gelmiyor. Ama kokumuzdan nasıl yıkıyor ortalığı? Öldüreceksin, ayağını kırdı da hiç ama ben gidip köşesine çocuğum bakayım ya. Tanıyana kadar. Evet. Kıyamam ben sana. Benim bir kıyamam gitti. Vallahi hayatım oğlunla eğer geçinemiyorsa görüşmeseydi. Yani bu ayağını kırma meselesi de değil. Bunun için de başka bir şey var canım. Bu... Kesinlikle. Bunun için de başka bir şey var. Bizim düşündüğümüz bir şey değil. Sizin de ilk başta dediğiniz gibi Müge Hanım ben öyle oldum. Çünkü geldiğinde bunun kulağına fısıltı fısıltı kadınlardan haber bekliyorum dedi. Hani belki tek bunu başına da değildi. Bunu aldılar tuzağa düşürdüler ama kaç lira evet. için bilmiyorum. Evet. Çünkü hani bu cinayet işlendikten sonra 5.000 lira avans isteyip onu da alamadığına göre nasıl gitti o zaman Antalya'dan o kadar şehre? Kaç lira olmuş otobüs bileti, otel parası 5.000 lira ama şöyle kaçmayı da düşünüyor onun için. Ali'nin yanında iki tane telefon vardı. İkisi de yeniydi. İkisi de gitti telefonla. İki tane telefon vardı. İki telefon, bir motosiklet, evet. Bir de maaşını almış. Evet. İki telefonun ikisi de yeniydi. Siz merak etmeyin şimdi onları Antalya Emniyeti her şeyi teker teker çıkartır. Nedenini de çıkartır. Onların da nereye gittiğini çıkartır. İnşallah da... Kanı yerde kalmaz. Bunu da şundan söylüyorum. İşte tamam tabii ki birbirimize güveneceğiz ama yine de bir güvenli ortamımızı belirleyip diğer insanlara belki de bu kadar kalbimizi açmamamız lazım. Yazık. Yazık oldu. İkisi de küçük. Ölen de küçük, öldüren de küçük. Bir de kaç yaşında oğlum var dedi? 8. 8 yaşında. O da ondan görsün. O yavrucaktı. O da babası kaldı. Kadın da bize bıraktı kaçtı.
Neyse, yani bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz. Bence o hanımını düşünmüyordu. Çünkü dünkü konuşmasında bir şey fark ettim. Karım bana güvenir, ben ona güveniyorum dediydi. Bu beni biraz çelişkili gelmişti. Biz de şeydik, kötü ve kimseye güvenmeyen insanlar. Evet. İtimat kontrole tabidir arkadaşlar. Kontrolünü yaparsın, bakarsın kontrol iyi giderse itimat edersin. O zaman kontrolör denen bir şey olmazdı, müfettiş denen bir sistem olmazdı. Kontrolünü yaparsın, bakarsın. Her sürekli de kontrol böyle hani alarmda yaşayacak halin yok. Canın istediği zaman bakarsın, güzelse tamam dersin. Öyle ona güvenirim, buna güvenirim. Yok öyle bir hayat ya. Hiç kimseye de güvenemem. Ben emin olduğum şeye güvenirim. Emin olmadığım şeye güvenecek kadar da gerizekalı değilim bence, kimse de olmasın. Evet. Neyse işte gene vah gidene. Evet. Verelim bir ara. Genç çocuk gitti. Gitti. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Şimdi iki kaybım var. Aslında önce şu kızımızın kaybını bir göstereyim. Onu buluruz, bize ulaşır diye düşünüyorum. 19 yaşındaki Cennet'i aramak için babası aramızda. Hoş geldin Aytekin Bey. 11 Haziran 2023'ten bu yana kayıp, Yozgat çekerekten kaybolmuş. Abi bayağı da geçmiş üzerinden. Sen de bayağı beklemişsin ya. Numaranızı bulamadım yani. Hadi ya. Evet. Tüh. 228 gündür haber alamıyor babası. İnşaat işçiliği yapıyormuş. 5 çocuk sahibi. Cennet bir süre önce nişanlıymış. Ancak babasının söylediğine göre Fevzi Erdal isimli biri genç kızı kandırmış, nişanı bozmuş ve almış götürmüş. Şimdi işin enteresan tarafı şu, bu sizin Fevzi neyiniz oluyor? Benim eniştemin diğer karısından ki çocuğu. Enişte önce, derken? Önce bibimdi, o öldükten sonra başka karı aldı, ondan oldu çocuk. Hiç anlamadım abi. Önce evlendi, bibimdi. Babamın kız kardeşi. O bibim öldükten sonra o karıyı aldı. Ondaki çocuk. Diğer karıdaki çocuk. Halanızın eşi miydi? Halanızın eşiydi. Halamın eşiydi, evet. Tamam. Eşi, öbür hanımından olan öbür hanım, çocuğu o zaman. İkinci hanımdı. Halanızın eşinin diğer hanımından olan çocuğu mu kaçırdı, evet, sizin kızınıza? Evet. Bu adam da evli. Evet. 34 yaşındaymış. Evet. Aytekin Bey de diyor ki evliliğinde çocuğu olmadı. Benim kızımı çocuk yapmak için kaçırdı diyor. Aynen o şekilde. Ölse bunda iyi mi yani? Hı? Ölseydi bunda iyiydi. Benim kızım ölseydi bunda iyiydi. Ay öyle deme. Senin hayat kuramaz ikinci karının üstüne. Nasıl hayat kurasın? Peki hala evli mi diğer hanımla? Diğer karı kayıtı falan vermiyormuş. Ben kocamı istiyorum diye. Boşanmam diyormuş. Yok. Bunda çocuğunu alıp bunu kap dışarı edeceğim diyormuş. He, şimdi, o kadından çocuğu olmadı. Evet. Senin kızın hamile kalacak, çocuk yapacak, sonra o çocukla beraber karısına mı dönecek? Evet, öyle diyormuş. Karısı öyle diyormuş. Karısı öyle diyor. Evet. He. Öyle şekil. Sen o yüzden çok üzülüyorsun. Evet, ben yatamıyorum. Peki acaba karısı mı öyle biliyor, yoksa bunlar karı koca anlaşmışlar mı yani? Bence anlaşmışlardır yani. Ne anne diyorlardı? Kiralık anne gibi. Evet. Çocuğunu aldıktan sonra kapı dışarı edeceğim demiş. Taşıyıcı anne karısı gibi demiş. Kullanacak. Evet. Ha, taşıyıcı anne mi diyorlardı? Taşıyıcı anne gibi kullanacak, evet. Kaç yıllık evliler çocukları olmuyor? O 5-6 yıldır evliler mi yani? Onlar 5-6 yıllık evli, çocukları olmayınca senin kızı buldular. Bu adam senin kızı hamile bırakacak, çocuğu alacaklar. Senin, evet, kızı da kapı dışarı edecekler. Evet. Aynı şekilde. Peki sen de anladığım kadarıyla kulağına da kızının hamile olduğuna dair bilgiler de geliyormuş. Böyle bir bilgiler geliyor ama doğru mu ama yanlış bilmiyorum. Böyle söylentiler duydum. Hamile diye. Evet. Yani belki de planın bir kısmı gerçekleşti yani. Gerçekleşmiştir yani, öyle duydum. Peki sen bu adamın, neydi adamın adı? Fevzi Erdal. Nerede? Nerede? Şurayı yazın da arkadaşlar bulmayayım. Kaç yaşında Fevzi bu Erdal. Bu Fevzi Erdal.
34 yaşında. 34 yaşında. Fevzi Erdal, karısıyla konuştun mu sen Fevzi Erdal'ın karısıyla? Yok, aramız yok, konuşmuyoruz. Hayır, aranız yok da şimdi kız kayıp yani. Telefon açabilirsin, kapıyı çalabilirsin. Zaten o yanaşmıyor ki, konuşmak istesen de yani biz yani husumet olmuşuz diye konuşmuyor. Konuşmaz kız zaten. Aslına şimdi bakacak olursan senin kız yok ortada, onun da kocası yok normal şartlarda. İkinizin biri olması lazım. Evet. Yani sen kadına bir haber gönderdin mi konuşalım diye? Yok, hiç göndermedim. Hiç göndermedim. E niye abi göndermiyorsun? Bak böyle böyle soruyorlar işte, gerçek mi diye. Karısını çarşıda falan görüyordum ama konuşmadım. Bu da bir konuşmadım, ben de konuşmadım. Anladım. Senin eşin hayatta mı? Benim eşim imam nikahı. Resmi nikahı yok. Tamam, bu kızın annesi nerede yani? Bizim aradığımız kızın. Kızın annesi evde. Memleketi. Cennet'in. Evet. Tamam, sen Cennet'in annesiyle berabersin yani. Annesini getirmedim. Annesi tek başıma geldi. Yok abi, buraya gelmen için söylemiyorum yani. Sen Cennet'in annesiyle beraber yaşıyorsunuz değil evet, mi? Evet, beraber yaşıyoruz. Tamam, senin karın yani o şu an. Başka bir kadın yok hayatında. O yok, var. Yok. Tamam, o kadın yok mesela yani. Gitti mi işte bu Fevzi Erdal'ın karısına? Bak, benim de kızımı senin kocan kaçırmış. Böyle böyle söylüyorlar, doğru mu? Hiç yanaşmadılar mı yani? Biz bekliyoruz, ha gelecekler, ha gelecekler. 7,5 aydır kimse gelmiyor. Abi niye, ne, size gelip ne diyecekler, ne bekliyorsunuz? Yani bu ne olacak, ne nesi diye hiç gelen giden yok. Korkuyorlar, çekiniyorlar, hiç kimse gelen giden yok. Tamam, sen seslen bir kızına. Kızım Cennet, aynı eskisi gibi kapım sana açık. Yemeyeceğim, yedireceğim, içmeyeceğim, içireceğim. Kötü şartlarla buraya geldim Müge Hanım zaten. En kötü şartlarla geldim. Siz demişsiniz ki ama benim kızım demişsiniz. Bizim eve 2-3 kilometre uzakta yaşıyor demişsiniz. Yok, öyle demedim. Ha. Köyleri bize 2 kilometre yakın, bizim köyler. Köyleriniz yakın. Köylerimiz 2 kilometre arası. Tamam, gittin mi sen o köyün muhtarına? Köyün muhtarına dedim. Ha, gittin mi, kapısını çaldın mı abi? Nerede bizim kız? Yok, muhtara telefon ettim. Ha. Muhtara telefon ettim, böyle böyle muhtar bey dedim. Benim kızım yok, köye getirmiş diyorlar. Muhtar da dedi ki, şimdi ne yapalım? Jandarmaya, mandarmaya başvuralım. Hı. Polise başvuralım. Polis dedi, bizim işimiz değil dedi, jandarmanın işi. Hı. Koy işi. Tam jandarmaya başvursaydınız. Evet, jandarmaya başvurdum. Ha. Jandarma dedi ki, biz karışamayız dedi. Rehine vur, yaşı dolgun diyor. Yaşı doldurmuş diyor. Tamam, ama sen bu şekilde anlatsaydın, benim kızımı damızlık gibi kullanıyorlar böyle böyle diyor, o zaman gelirdi. Neyse, bu Kuzgun Köyü'nden mi bahsediyorsun sen? Evet, Kuzgun Köyü. Kuzgun Köyü muhtarı Mehmet Yazar telefon attığımızda. Mehmet Bey, muhtarım, günaydın. Günaydın, iyi günler. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu bizim aradığımız Cennet sizin köyde mi? Evet, Müge Hanım köyde. Ha, sizin köyde? Evet. Peki, hamile mi? Görmedim ama duyduğuma göre hamile. Hamileymiş. Evet. Kaç aylık diyorlar, kız da bayağı bir yok ortada. 7,5. Biraz var herhalde, benim bildiğime göre 6-7 aylık falan öyle şey. Efendim? Benim bildiğime göre 6-7 aylık öyle bir şey var herhalde. Ne diyor? 6-7 aylık. Evet, olabilir. Peki bu kaçırdığı söylenen adamın yanında karısı da var mı? Karısını bıraktı. Karısı çekerekte oturuyor. Şu anda bu kızına köyde oturuyor. Farklı yerlerde oturuyorlar. Yani baba diyor ki, benim kızımı diyor damızlık olarak kullanıyorlar, çocukları olmadığı için diyorlar. Yani teşbih de hata olmaz, kusura bakmayın. Karısı da o yüzden gelip gidiyor mu? Sonra kızım o bebeği doğuracak, çalacaklar bebeği diye bir iddiası var da. Benim o konularda haberim yok. Yani köyde olduğunu biliyorum. Öyle bir şeyden de haberim yok. Biliyorum. Peki o zaman muhtarım, bir bulursanız bizim şu kızlı adamı, bir telefonunu bize açtırsanız da bir konuşsak olur mu size zahmet? Ben kız köyde de şu anda ben şeyden çekerekse ben söylediğim telefonu arayayım, size veririm. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hamileymiş kız. Evet, öyle diyorlar Müge Hanım. Yani Müge Hanım, ben
7,5 aydır hiç gece gündüz yatamıyorum, rahatım yok. Sigara içe içe sesim soluğum hep gitti. Sigara içiyorum. Sağlığa zararlı. Hı hı. Ama benim hayatım, ne yapayım yarım bu ciğer yani. Ufak tefek bir şey değil ki, mal da var değil ki desek. Ama sizin iddianız gerçekten verin. Çok önemli. Yani böyle bir şey kabul etmek mümkün değil. Yani benim çocuğum olmuyor, git oradan başka bir tane çocuk yap, al gel. Zaten bu kabul edilir bir şey değil. Yani hukuka falan da uygun değil. Yani evet. Böyle o zaman 19 yaşındaki kız tabii gerçekten öyle mi? Yani gerçekten. Sana bunu kim söyledi? Şimdi kızla konuşsak kız diyecek ki hayır beni Fevzi çok seviyor diyecek. Ama tabii biz 3-5 ay sonra ne yaşanacağı konusunda da emin değiliz. Kesinlikle değil, sevmiyorum. Yarın çocuğu olmuyor diye hep çocuktan bahsediyordu. Hep çocuk, çocuğum yok, çocuk olacak. Adam mı hep çocuktan bahsediyor? Evet, hep çocuktan. Karıyı tedavi etti, çocuğu olmadı. Zorladı, zorladı. Doktor dedi sen geç kaldın. Hı. Bu yüzden benim akraba niyetiyle benim evime geldi. Benim kızımı şöyle düşman niyetiyle kaçırdı. Düşman niyetiyle kaçırdı. Akraba rolü yaparak benim evime geldi. Yalnız bu iddia gerçekten çok önemli bir iddia. Eğer bunun sonunda böyle bir şey olduğunu düşünüyorlarsa aslında yasal anlamda böyle bir hakları da yok. Zaten aralarında nikah yok. Senin kızın bebeği alır ama işte o da bebeği ister mi? Of! Of! Çok saçma sapan bir iş ya. Hakikaten şimdi düşündüm bunun. Gerçekten saçma sapan bir iş. Ama dur bakalım. Şimdi arkadaşlarımız ulaşırlar. Cennete de onu kaçırdığı söylenen Fevzi Erdal'a da. Fevzi sen zaten evlisin. 34 yaşında adamsın. Senin 19 yaşında kızla eşinle. Kız da nişanlıymış. Niye onun nişanından ayırdın da kızı aldın, hamile bıraktın şimdi? O çocuğu da sana yedirmezler Fevzi'cim. Şimdi çok kaba bir tabir olacak da. Zaten nikahınız yok. Yani çocuk direkt annenin nüfusuna kaydolur. Sen çocuk üzerinde hiçbir hak iddia edemezsin falan da filan da. Eğer böyle bir niyetle şey yapıyorsan baba da diyor ki öleceğim artık kızımın üzüntüsünden diyor. Çıkın bir bağlanın. O zaman karına boşanma davası açtın mı sen? Karın ne diyor bu işe? Adı neydi? Eşinin adı ne? Fevzi'nin? Fevzi'nin adını, eşinin adını unuttum yani. Tamam işte biraz da saldım çayıra Mevlam kayıra. Dur bakalım buluruz inşallah. Ama öyle çocuk mevzusu varsa o iş beni bozar. Ben öyle şey hiç sevmem. O doğru bir şey değil. O insan ticaretine giriyor, bebek ticaretine giriyor. Öyle bir şey de dünyanın hiçbir yerinde kabul etmediğimiz gibi biz de burada kabul etmiyoruz. Biliyorsunuz işte günlerdir de sayıları 12'ye yükseltilen acaba ona mı verildi, buna mı verildi diye düşündüğümüz bebekleri konuşuyoruz. Aslında tam işte onun üzerine benzer bir durum. Çünkü dün telefonlarda gelince biliyorsunuz nasıl konuşuluyordu. Benim çocuğum olmuyor. Annem dedi ki keşke Necmiye Hanım hayatta olsaydı da biz de ondan bir tane çocuk alırdık. Yani bir süre sonra bu civcivler için kuluçka makinesi var. Yani bazı insanları biraz da akli melekeleri yerinde olmayınca bu şekilde görüp kullanmanın ne insanlığa ne hukuka sar hiçbir tarafı yok. İşte Ahsen Nur Yıldırım'ın da stüdyomuzda kavuştuğu ablaları bir tarafa, kavuşamadığı çok sayıda kardeşi olduğu ortaya çıktı. Toplamda söz ettiğimiz 12 çocuk içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dünkü yayınımızın ardından çalışma başlattı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Stüdyomuza geldiler. Aileyle görüştüler. Seninle görüştüler. Sen de biraz açıldın Buse onlarla konuşurken. Ve şöyle bir gelişme daha oldu. Bakanlıktan yetkililer gelince tabii onlar biliyorsunuz savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar aslında. Bu bebekler satıldı mı, para karşılığı mı verildi falandan sonra. Babam birden Buket'i de kendi çocuğu olarak kabul etmeye başladı. Buket benim dedi. Allah ne bileyim vallahi iyilik versin. Bugün de kalbi mi ağrıyormuş? Kalp çarpıntısı olunca Kadriye onu hastaneye göndermiş. Ondan sonra hadi bakalım kendine iyi baksın daha. Çocuklar çıkacak daha aile mutlu aile tablomuz olacak inşallah Allah'ın izniyle. Kaygısız Baba ve Yılan hikayesine dönen çocuk sayısıyla ilgili yayınlarımızı ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız harekete geçti. Bu çocuklarını böyle oraya buraya bırakmanın bir cezası yok muydu demiştim. Sizlerle de bağlantıya geçmek istiyorlar. Seninle konuşulurken belki çocuklarını nereye dağıttığını söylersin abi biz de aileyi toparlarız. Gelişmeler üzerine Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri Buse Turel'in yanındaydı. Uzman desteğinin ilk adımı atıldı. Çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan 12 bebekten bahsediyoruz. Ben size bizim tespit ettiğimiz çalışmalarımız sonucu ortaya çıkardığımız bilgileri böyle sunayım. Müge Anlı'nın
programındaki bu olay incelemeye aldığınızı ve kanunuzun takip ettiği bir olay. Ne yapabiliriz ya da ne yapmamız gerekiyor bunun tespiti için sizlere bazı sorular soracağım. Buse Turel'den sonra ailesini dağıtan babayla da görüşüldü. Dibyam'ı intikal eden bu kayıp 5 tane bebeğin durumuyla alakalı olarak geldik. İkisi zaten burada. Birini ben ettim yani. Bir sonra bir de rahmetli camiye bırakmış canlı olmuş. Necmiye Güney'in askeri bittiğini görüştüğü oğlu. Sizinle olan değil başka bir birlikte. Evet maalesef. İlk durum değerlendirmesinin ardından bundan sonraki süreçle ilgili bilgi verildi. Biz gerekli çalışmaları yaptık. Mustafa Bey'le de görüştük. Kızıyla da görüştük keza. Hani bu süreçten sonra gerekli durumu işte savcılığımıza, emniyet güçlerimize bildireceğiz. Onun dışında da bakanlık hizmet modeli kapsamında ne yapabiliriz? Onlarla ilgili gerekli çalışmaları sağlayacağız. Kaygısız babanın tavrı sabitti. Dağıttığı evlatlarını bir araya getirme çabası yoktu. Ben bildiğim kadarıyla her şeyi söyledim bunlara. Aklınıza gelen yeni bir bebek oldu mu? Ben... Şu ana kadar söylemediğiniz? Yok. Hani olsa niye söylemeyeyim ya? Hatırladıklarımı zaten söyledim. Bir tek mesela Buket vardı. Buket'in de sizden olduğunu kabul ediyorsunuz artık. Kabul ediyorum. Daha fazlasını bilmiyorum. Yuvasından uzaklaştırdığı çocuk... Buse'cim gözün aydın. Babam Buket'i kabul etti. Çok şükür. O da kardeşinizmiş. Valla çok teşekkür ederim yani yıllarca kabullendiremedim. Birkaç günde başardınız. Valla artık güleriz ağlanacak halimize durumundayız ama. Evet. Bakalım sen DNA testi falan yapılır zaten dedin ya. Evet. Ondan sonra bence. O etkisi olmuş olabilir. Onun etkisi var. Yuvasından uzaklaştırdığı çocuklarının bulunması halinde baba olduğunu kabullenecekti Mustafa Türel. 12 tane bırakılan bebek tespit ettik. Yok aslında yok. Yani peki 12 bebeği de bulduk diyelim. DNA yapıldı, hepsi de sizden çıktı. Kabulüm ama yok öyle bir şey. Onlar abartı, milletin abartması yani. 4 tane var, ben 4'ünü de evet diyorum. Benimse ben sahip çıkarım zaten. Kabullenirim. Konuşmamız esnasında ilginç bir olay yaşandı. Mustafa Türel, değerini bilmediği annelik kavramının geç de olsa farkına vardı. Necmiye Hanım'ın aslında sizden önce iki bebek dünyaya getirdiği ortaya çıktı. 98'de ben tanımıyordum onu. Onlar da sizin ortak çocuklarınızın, işte Ahsen'in, Buse'nin, Sude'nin abisi oluyor ya, sonuçta aynı anneden dünyaya geldiler. Doğru. Evet. Onu düşünemedim ben. Anne bir oluyor. Ne istiyorsunuz siz şimdi? Her şey aydınlansın yani ortaya çıksın istiyorum. Yaşadığı kötü hatıraları uzmanlarla da paylaşan Buse Turel'in tek isteği vardı. Babası sakladığı gerçekleri anlatmalıydı. Çocukluğumla geçmişime kadar her şeyi sordular. Bir travmam var mı diye sordular. Ekranda söyleyemediğim herhangi şeyler var mı diye sordular. Onlara bildiğim bütün her şeyi söyledim. Hatta şüphelendiğim şeylerden de bahsettim. Bir de baban niye yalan söylüyor olabilir dediler. Bir de onun işte açıklamasını yaptım. Hani kimse onunla uğraşmak istemiyor da zaten bildiğini söylemek istemiyor diye. Aslında köşeye sıkıştığını fark ettiği zaman kabul ediyor. Yani onu tek olay köşeye sıkıştırmak. O zaman her şey yani hatırladığı, bildiği zaten itiraf edecektir, söyleyecektir. Onu başka türlü konuşturamaz kimse. Sen bu diğer kardeşlerinin bulunmasını istiyor musun? Diğer kardeşim nasıl kavuşuyorsam onlara da kavuşmak isterim. Eğer bu kadar gerçekler ortaya çıktıysa, birilerinin hakkı savunulduysa bunların hepsi Müge Anlı sayesinde oldu. Eğer o olmasaydı biz en fazla 4-5 tane kardeşimiz var diye bilip diğerlerinin peşine belki hiç düşmeyecektik. Çünkü varlıkları bilmeyecektik. Her şeyi çok teşekkür ederim. İyi ki var. Canım benim ya. İnşallah onlardan da ben haber geleceğine inanıyorum. Yani bu çok uzun bir serüven çünkü. Şimdi bizi izleyip belki bu işi kendisini biraz da sindirmesi lazım. O sindirmeden sonra ben o olabilirim diye arayanlar olacağını düşünüyorum. Sen çocuğunun babasıyla konuştun mu benim dediğim meseleyi? Konuştum evet. Gittiğimde halledeceğiz oraya. Hadi ama onun da bekliyorum nüfus kağıdını. Müge abla bekliyormuş de. Tamam. Soracağım. Söyle. Bugün ne günlerden? Haftaya pazartesi günü. Nüfus kağıdı, ya haftaya pazartesi değil. Bu akşam gittin, yarın gittin nüfusa başvurdun. Hop bu çocuk benim dediği zaman çıkar hemen. Alıyorsun üzerine. Ya. Sen de lütfen o nüfus kağıdının peşine düş. Tamam mı? Haberleşeceğiz. Aslında Ahsen de bizimle beraberdi de o okula gitmek zorunda kaldı. Bakalım Ahsen'i de burada stajı alacağım inşallah. O da iletişim fakültesinde okuyor ya. Tam biraz gördü burayı inşallah. O da böyle işlerde çalışır. Kendi işinde peşine düşer. Başka kişilere de yardımcı olmak ister diye düşünüyorum. Efendim şimdi bir kaybım daha var. Evli ve iki çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik 15 Kasım Çarşamba günü Ankara'dan kayboldu. Kendisinden 71 gündür haber alınamıyor. Şimdi 50 yaşında kayıp adamı kendisiyle beraber
Bunu altı da yazabiliriz. 06 Bursa, Ceyhan, Hatay, 039 plakalı aracı da ortada yok. Yani hem beyefendi yok hem aracı yok. Şimdi burada abisi ve yengesi var. Hoş geldiniz siz de. Hoş uzun zamandır efendim. Da bekliyorlar Veysel Bey ve Esma Hanım. Evet. Kendisinden haber alamadıkları için. Onlar da açıkçası kayıp adamın ailesinden şüphelendiklerini söyleyerek yayınımıza başvurdular. Çünkü şöyle söylüyorlar. Benim abim yok ortada diyor. Ben de hani yengemi arıyorum, yeğenlerimi arıyorum. Ondan haber almak istiyorum. Ama onlar bize çok ters davranıyorlar. Yani öyle de hissetmiş olabilirler. O yüzden böyle anlatıyorum. Bana ters davranıyorlar. Abimin başına bir şey mi geldi? Niye benim abim 50 gündür ortada yok? Bandımız var, izleyelim. Aracıyla gitti. Kardeşim arabayla birlikte ortadan kayboldu. Bir daha geri dönmedi. Ben aramaya geldiysem sen de gel. Arabada görülen iki kişi. Onlar benim kardeşim değildir. İkinci kişi de 18-20 yaşında bir gencimiş. Hasan Hüseyin Çelik'e ne oldu? Evli ve iki çocuk babası olan 50 yaşındaki Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023'te Ankara'da aracıyla birlikte şüpheli şekilde kayboldu. Kaybolduğu gün eşiyle beraber kızıyla markete gidiyorlar. Kızının evine geliyor. Onları indirdikten sonra ben 2-3 saate kadar geliyorum diyor. Gidiş o gidiş bir daha gelmiyor. Arabayla birlikte ortadan kayboldu. Hasan Hüseyin Çelik sırra kadem bastıktan 3 gün sonra aracının içinde 2 kişi olduğu tespit edildi. İvedik yolunda 2 kişiyle birlikte gözüktüğünü söylüyorlar. Onlar benim kardeşim değildir. Birinin yüzü gözükmüyor. İkinci kişi de 18-20 yaşında bir gencimiş. Gelin dedi ki bu genç bizim tamircimizdir. Yerini biliyorum diye bizi götürdü. Bizi dükkan dükkan gezdirdi bu tamirciyi bulacağız diye. Sonradan da dedi ki ben tanımıyorum, yerini bilmiyorum. Bizi oyaladı. Hasan Hüseyin Çelik'in eşinin çelişkili açıklamaları olduğunu iddia eden abi Veysel Çelik, yengesiyle ilgili bir konuya daha dikkat çekiyor. Ben kardeşimi aramaya başlayınca gelin bizi tehdit etti. Ben kardeşimi ararsam beni cinayetle suçlayacağını söylüyor. Sen niye kocanı aramıyorsun? Şerife sen niye babanı aramıyorsun? Suçlu değilseniz siz de buyurun gelin beraber arayalım. İddiaya göre aynı tepkiyle abi Veysel Çelik'in eşi de karşılaşmıştı. Hanımı Seher mermi manyağı yaparım dedi. Miras yüzünden benim kocamı siz öldürdünüz derim dedi. Dedi telefonu aha şurada burada ötüyor. Şurada sinyal veriyor. Burada sinyal veriyor. Akşam 5'te dönecek. Bizi hep bu zamana kadar bizi bekletti. Biz de şüphelendik yani. Bunun biraz parası vardı dedi. Arkadaşlarına dedi ki ben kamyon alacağım. Bunun başına ne geldiyse parası yüzünden geldi. Madem kocanın başına bir şey geldiyse benim yerime senin gelip de kocanı araman lazımdı. Niye gelmiyorsun Seher? Çekindiğin bir şey mi var senin? Sürekli cenazesine sizi koymayacağım. Siz hiçbirinizi yanaştırmayacağım. Nereden biliyor bunun öldüğünü? Abisi ve yengesi 15 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Hasan Hüseyin Çelik'in hayatta olmadığı şüphesini taşıyor. Ben kardeşimin hayatta olduğunu düşünmüyorum. Arabası da yok, kendisi de yok. Karısı kızı bizi engellemeye çalışıyor. Kaybı aramamızı istemiyor. Bizi tehdit ediyorlar. Ben onlardan şüpheleniyorum. Biz kaynımın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Karısı da gelsin ne biliyorsa o da anlatsın. Şimdi eşi Seher Çelik'le beraber yaşıyormuş kardeşiniz değil mi? Evet, evet. Emekli miydi? Emekli. Nereden emekli? Sigortadan. Yok yani ne iş yapıyordu yani? İşini... Şofördü. 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 Nakliye işi yapıyordu. Eşi çalışıyor muydu? Hayır. Hayır çalışmıyor. O da ev hanımı. Çocukları da var anladığım kadarıyla. Evet. Kaç tane? İki tane çocuğu var. Beraber mi yaşıyorlar yoksa onlar evler beraberler. Oğlu yani... yurt dışında. Müge Hanım oğlu yurt dışındaymış. Kızı da evlendi. Yine evleri yakın birbirlerine gidip geliyorlar. Yani karı koca yaşıyorlar evet, evde. Evet evet. Karı koca yaşıyorlar. Siz nasıl haber aldınız Hasan Bey'in evde olmadığı yani kaybolduğundan? Hasan Bey'i şeye gitmiş... hanımını dişçiye götürmüş. Oradan geldikten sonra marketimizi gördük dedi. Beni getirdi kızın evinin önüne bıraktı dedi. Ben yemek hazırlayayım ben 2-3 saate kadar geleceğim dedi dedi. Ben de dedi yemeğini hazırladım dedi. 2-3 saat geçti aradan dedi. Aradım telefonu kapalı dedi. Açık değil telefonu dedi. Ondan sonra dedi bekledim dedi. Kaynımda bir de kalp hastası rahatsızdı. Günde 17-18 hap içiyormuş. Ondan sonra biz dedi aramaya çıktık dedi. Aramaya çıkınca dedi bulamadık. Acaba arabada mı sızdı bir şey mi oldu değil dedi. Bulamayınca dedi ben karakola gittim. Eşim bana dedi ki ne ben 2-3 saate kadar geleceğim. Gelmedi değil dedi. Dilekçe verdim eşim kayıp değil dedi. Hı hı. Ertesi günde öbür eltim aradı. Abla dedi perşembe günü Hasan kayıpmış dedi. Nereye gitmiş Hasan dedim. Nereye gider Hasan dedim. Bilmiyorum dedi. Şimdi aslında buraya kadar gayet normal. Onlar Ankara'da hangi semtte yaşıyorlar? Bağlum'da.
Bağlum'da. Bağlum. 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 Bilmiyorum ben neresi. Pursaklar'ın öbür tarafı. Pursaklar'ın üst tarafı. Bağlum diye mi geçiyor? Evet, Bağlum diye geçer. Tamam, yani aslında biz başkentten bahsediyoruz. Başkent. Tamam, adam da arabasıyla beraber orada kaybolduğu zaman şimdi kaç gün olmuş yani bu kadar bulunmaması aslında çok saçma. 15 Kasım'dan beri yok. Altında arabası var. Evet. Tamam, şimdi adamcağız da gelmedi. Tamam, sizin de aklınıza ilk belki de bu mu aracı da? Aracı bu. Aracı bu. Belki de hani bir kalp krizi geçirdi. Kalp rahatsızlığı varmış. Hastaneye falan bakmışsınız. Evet. Şimdi sonraki süreç çok enteresan ama bunu sakince şöyle konuşmak istiyorum. Siz diyorsunuz ki biz sorduk, nerede dedik. Evet. Ama bize eşi ve çocukları ters cevaplar veriyor. Biz o yüzden onlardan da şüpheleniyoruz diyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Yani aslında şimdi normal şartlarda bu adam yok. Belki de hani iki gün sonra sizin buraya hep beraber gelip ya da siz daha yakınsanız İstanbul'a sizin gelip farz-ı mahal. Ya arabasıyla beraber kayboldu, gören bilen var mı diye sormanız Hüya gerekirdi. Hanım, ben ona dedim, gelenle beraber gidelim dedim. Ben senin yanındayım dedim. Ben, nereye, kaç gün kalacaksak kalalım dedim. Ben gelmem dedi. Neden gelmiyorsun Seher sen dedim. Gel beraber gidelim bakalım dedim. Ben kendimi rezil ettiremem dedi. Siz rezilsiniz zaten dedi. Kız rezil edilecek bir şey mi var bunda dedim. Bizim bir kaybımız var. Kaybımızı arıyoruz dedim. Niye rezil oluyoruz biz dedim. Ben gelmem dedi. Önce böyle söyledi. Sonradan siz çıkarsanız çıkın dedi bize. Ben çıkmam siz çıkın dedi. Ondan sonra benim çocuklar tuttu bunu internete attılar. Dediler hani amcamız kayıp. Gören bilen Allah rızası için bize ulaşsın diye. Benim oğlum telefonu, babasının telefonunu yazmışlar. Burada şey yaptılar, aradılar bizi. Kaybınız varmış, size yardımcı olalım diye. Ondan sonra bizi aradı. Bize küfürler, tehditler, çıkamazsınız. Biz sizi oranın önünde mermi manyağı yaparız. Kızım derdin ne? Kanalın önünde mermi manyağı yapacak. Evet, evet. Burada mermi stüdyonun manyağı yapacağını söylüyor. Bizi mermi manyağı yapacakmış. Kim söyledi size? Hanımı. Acaba böyle bir kavga oldu da yani lafın gelişimi söyledi diye düşünüyorum. Yoksa niye? Hayır, kavga diye bir şey hiç yok. Hiç kavgamız yoktu. Allah Allah. Peki Seher Hanım. Seher Hanım, Hasan Hüseyin Çelik'in eşi telefon attığımız demiş. Seher Hanım günaydın. Alo. Yalan konuşuyorlar ya. Günaydın, nasılsınız? İyiyim, sen ne yapayım mı yarın? İyiyim ben de. Sen mermi manyağı mı yapacaksın bunları, öyle mi söyledin? Ya yok ya, onlarla ben zaten 33 senedir anlaşmam yani. O evliliğim de var, anlaşmıyorum onlarla. Ve o Veysel Çelik eşimi kredi kartından dolandırdı, eşim lokantasını kapattı. Ve konuşmuyoruz biz o zaman da beri bu adamlarla. 50 milyar para ödedim ben o zaman kredi kartlarına. Bu dolandırdı bizi. Biz bundan sonra kine var ya, eşime bir mirası vardı. Mirası da bunlara dedi ki gelin satalım. Yok dediler, satmıyoruz, para etmiyor dedi bu esma. O Veysel'le. Tamam yani Seher'cim anladığım kadarıyla sen 34 yıllık evlisin, pek de geçinemiyorsun yani eğitimle ve köyle. Ben konuşmuyor, eşimle sorunumuz yok. Hayır, ben onunla da bak konuşmuyor. Bir kere az evvel. Tamam, tamam. Düğünde yani. Anladım. Sonra ama şimdi Veysel Bey tabii kardeşi kaybolunca onu merak etmiş, aramış. Sen merak ediyor musun kocanı? Gel eve git gel. Ben, bak böyle mi canım? Bu adam var ya telefonunu açıyor, mesajları okuyor, faturasını yatırıyor. Yani bu adam gel diyor bir kamyonetle İstanbul ilçelerinden, İstanbul, Ankara sürekli geliyor gidiyor sinyali. Bir dakika sen diyorsun ki benim kocam telefonunu da açıyor öyle mi? Bir daha söyler misin? Açıyor, sesimi dinliyor, kapatıyor. Açıyor, sen telefonla işlemlerini yapıyor, görüşüyor, görüşmelerini yapıyor. Bize cevap vermiyor ama görüşmelerini yapıyor. WhatsApp'a giriyor. Meşgul alıyor bizi. Anladım. Faturalarını ödemeye devam ediyor. Hangi faturalarını ödemiş? Onun telefonu benim adıma da kendi ödüyor yani faturasını. Sen telefon senin adın olduğu için telefon faturasını da ödediğini gördü. Ödüyor. Telefonu da ödüyor. Anladım. Peki başkasıyla konuşmuş mu sizden başka? Hani WhatsApp falan da açık ya. Şimdi dokümanı şöyle emniyet dokümanı çıkarıyor. Her ay istiyor sadece tarafında. Dokümanda internet üzerinde görüşme yaptığı için çok bilgi vermiyor. Emniyet de bize çok bilgi vermiyor. Yani adam geçer. Ben fazla bilgi veremem. Kocam sağ ayakta mesajımızı okuyor. Bize cevap vermiyor. Telefonu çalıyor. Cevap vermiyor bize diyor. Sürekli diyor. Kocam ayakta diyor yani. Diyor. Bunun da böyle kayıp olmaz diyor.
Ha, dolandırılmış da olabilir. Öyle, öyle diyemez emniyet. Bilmediği bir konuda alıp da ifadesini almadan senin kocanın hayatta diyemez ya. Yani. Mesajlarını okuyormuş emniyetin. Hepsini okuyor. Bizimkini de okuyor. E peki madem telefon senin üzerine kayıtlı, sen niye bakmadın kimle en son konuşmuş diye? Belki birini buldu kaçtı. Merak etmiyor musun? Ya yok, onun öyle huyu yok, rahatsız. Öyle bir şey yapmaz yani. Allah Allah, niye ya yapmaz? Öyle huyu yok yani. Ben 33 senedir evliyim. Öyle huyu da yok. Öyle bir pisliği de olmaz. Ha, parası vardı. Bana dedi 400 milyarım var. 500 mi vardı? 600 mi vardı? Bilemiyorum. Dur, sana öyle dalacağım dedi. Zaten emekliydi. Çalışmıyordu. Tamam da madem telefon senin üzerine kayıtlı, sen niye dökümünü alıp kiminle konuştuğuna bakmadın Seherciğim? Savcılık bana vermiyor. Şeyi, emniyet alıyor. Yok, telefon senin üzerine kayıtlıysa sen kendin başvurup... Hayır, benim üstüme vermediler. Bak ben ne dedim? Ben vermeyle alakası yok ki. Telefon benimse istediğim kaydı alırım. Kimin kullandığı önemli değil ki. Benim attımsa ben alırım yani. Bana kimle karışır? Benim attım, ben alırım dökümünü. Yani sen merak etmedin mi işte yani? Benim ben kocam... Merak etmem oğlum. Ben şeker hastasıyım. Ben... İğne vuruluyorum sabah akşam, ben sürekli hastalıklarım artık, o hastasıyım, makine bağlayayım, ben hastanedeyim akşama da sabaha da. Anladım. Yani... Peki eşin de ama eşin de rahatsızmış. Peki madem senin dediğin gibi hiçbir suyu yok, başka kadına falan da gitmez. E niye o zaman sizin yanınızdan ayrıldı, neden? Hani hiçbir problem de yokmuş anlattığına göre. Niye sizinle konuşmuyor? O mirasına da güvendi. Araba almaya gireceğim dedi. Araba araştırıyordu yani. Benim yanımda da araştırdı. Birkaç kişi aradı. Araba alacağım. İşte şunu alacağım, bunu alacağım. Hangi kamyonu alalım? Yani konuşuluyordu. Hayır hayır. Bıktı mı senden? Öyle diyor muydu? Senden de bıktım artık. Bu evliliği de bitirmek istiyorum falan mı diyor? Adam beni hastaneye götürdü. Dişlerimi hep çektirdi. Hı. Yani adam bana asla öyle bir şey olmaz. Bizde olmadı öyle bir. Evliliğimizde bir sıkıntımız olmadı. Anladım. Peki ama niye şimdi bu adam Kasım ayından beri yok? Kaç ki bak... Şimdi benim büyük şeyim bu. Benim tahminim şu. Bu kredi çekti herhalde. Hı. Onun korkusundan yanaşmıyor bir iki ay. E ne oluyor bir iki ay gelmeyince kredi borcu ne olacak? Kredi borcu ödeyeyim dediğim gibisine, ben öyle tahminimiz bu yani. O bazen başka kötü huyu yok. Bir başka bir şeysi yok. Yani öyle yani bir şey. Yani şöyle mi düşünüyorsun Seher'cim? Sen o yüzden mi kayınbiraderine de şunu söyledin? Boşuna aramayın. Bu adam ortalarda dolanıyor. Bir gün çıkıp gelecek dolanıyor, mi diyorsun? Dolanıyor. Emniyet diyor dolanıyor hocam diyor. Sinyal İstanbul'da, Haramidere'de, Büyükçözüm'de, Beşiktaş'ta, Ankara'ya geliyor. Eser o sinyal Tepe, telefon Mama, sinyali ama o telefon kimin elinde emniyet bilemez. Emniyet ifadesini almadan sana hayatta da diyemez. Kim dedi vallahi sana hayatta? Hayır, emniyetten sana kim dedi, başkent emniyetinden bir de senin kocan hayatta dedi. Kim dedi dosyası söylüyor yani. Yani eşi hayatta sağ dedi. Hayır hayır, kim yani? Ahmet, Mehmet neredeki, karakolda kim? Kim dedi sana hayatta? Emniyetteki, emniyetteki. Tamam, hangi emniyet? Ankara emniyeti kaç bin kişidir? Ankara emniyeti canım. Tamam, Ankara emniyetindeki mesela karakoldaki mi, az kayıp bürodaki mi, neredeki? Yok şeyde ya işte, dosya nereye geldiyse oraya arıyor biz. Emniyette herhalde, bilmiyorum da karakol değil. Hayır, sen gidip konuştun herhalde değil mi emniyettekilerle? Ben hiç gitmedim oraya, telefonla görüştüm. Onlar mı seni aradılar? Onlar beni arıyorlar, evet. Ben arıyorum, onlar arıyor. Ha, tamam, ben arıyorum canım, günlük arıyorum onları. Tamam, yani senin aradığın ve konuştuğun bir polis var orada. Yani ki tabii canım, dosyamız var evinde. Tamam, adı ne o polisi? Ahmet olacak herhalde, ben öyle biliyorum. Tamam Ahmet, sende telefonu vardır, biz de soralım. Bak buna, bu Veysel Bey'le eşi günlerdir bekliyor. Senin o konuştuğun polis Ahmet Bey ne diyor sana? Kocan İstanbul'da, merak etme, yaşıyor diyor. Merak etme demiyor. Sinyali nerede diyorum. Diyor ki adam diyor, bir kamyon yani geziyor diyor. Haramidere, Beşiktaş, Bölütözlü, İstanbul geliyor, Ankara, Mamak'ta diyor. Esentepe, öyle sinyal geziyor. Şimdi sen de diyor. Benim gibi Ankara'yı bilmediğin için mesela arkadaşlar yazmışlar. Bağlunmuş adı Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı bir semt. Artık o kadarını da ben nereden bileyim? Keçiören'i biliyorum da anlayamadığım için söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi öyle senin bahsettiğin yerde yani bir Beşiktaş, bir Haramidere. Yani öyle olmuyor Beşiktaş, Haramidere. Onlar da çok farklı yerler. Ama madem böyle söylemiş Ahmet Bey, bak gözünüz aydı. Şimdi arkadaşlar alsınlar Ahmet Bey'in telefonunu o zaman sizden. Seher Hanım, ifadesi mi alınmış polis tarafından? Burada mı denmiş? Öğrenelim, aileye de müjdesini verelim. Siz de kocanıza kavuşmak istiyorsunuzdur herhalde. Zaten aileyle ben iki ay görüştüm telefonla.
telefonla yalan konuşmasına ben sürekli Osman'ın telefonu itibat ediyordum. Arıyordu ben annem haber vermeye vallahi böyle. Diyordu bir daha git savcılığa bir daha git. Arabamda mı o Veysel'de göründü? Ama Seher'cim, sen de takılıp Veysel Bey'in peşine gelip kocana seslenebilirsin. Kocacığım neredesin bak 70 gündür senden haber alamıyorum diye. 34 yıllık kocan. Ben 50 yıllık oturmuş geziyim. Ben hastayım, rahatsızım. Benim gelme şansım yok. Aa, Ankara dediğin nedir? İnsanı okumuş misali. Peki senin eşinin aracının içinde genç biri görünmüş, kameralara takılmış. Sen demişsin ki bu bizim tamirci çocuktur. Peki o mevzu nasıl oldu o zaman? Yani yok. Tam aracım göründü. Doğru onlar da geldi. Gittik beraber aradık. Ama polis bana gösterdi aracın mobilya yüzlerindeki insan. Dedi ki tane tamirci var. Bizim tamircilerimiz var çalışmada. Tanıdık kendi Çorumlu tamam. Bayat tarafları. Tamam senin, tamam senin kocanın arabası tamircinin altında ne arıyor? O götürdü arabayı oraya. Ben bilemem yani. O aldı gitti arabayı evde. Gidiyordu zaten bir hafta boyu gidiyordu geliyordu. Ben kamyon araştırıyorum diyerek. Yani sanayiye gittiniz. Dükkanı bulamadınız mı sonra o tamirci çocuğu? Ya bulamadı. Adamların yüz tipi ortada ama emniyet araştırıyoruz dedi. Bilmiyorum daha bulamadılar şahısları. Araba bulursaydı zaten adamın nereye gittiği belli olurdu. Tamam benim anladığım kadarıyla Seher sen diyorsun ki kayınbiradere. Bence bunu böyle de söyle. Abi çok endişelenme benim kocam ortada mı diyorsun? Yani ki ortada geziyor tabii ki. Nereye gidecek bu? Peki seni niye aramıyor o zaman madem her şey çok yolundayken? Mesajlarımızı hem internetten okuyor hem normalden okuyor. Peki ya birisi senin kocanın telefonunu ele geçirdiyse ve telefonunu o kullanıyorsa? Şimdi burada başkası telefonu kullanmaz Müge'm. Öyle bir şey yapamazlar. Ne yapmaz? Müge başkası niye ben telefonumu kullansın yani telefonu? Sabahki katil kullanmıştı işte. Ertesi gün açmıştı telefonu açar. Ama iki ay niye kullansın? Hadi katil var diyelim. Niye kullansın ki öyle bir şey olur mu? Tamam. Kullanmasın da o zaman niye kaçtı sence? Görüşmelerini yapıyor adam. Yani adam bir araba alma durumu vardı. O niyetten çıktı evde ama bilmiyorum ben. Aldı mı, dolandırıldı mı onu da bilmiyorum. Ha yani sen şöyle mi söylüyorsun? Elinde parası vardı, araba almak vardı, için çıktı. Vardı. Dolandırıldı, vardı. Şimdi de geriye dönemiyor mu bu yüzden diyorsun? Şimdi canım bak, bunu Elkin'e de anlattım orada Esma'ya. Bir 15 milyar benim kredi kartımda boşalttı. Ben apartmanın yöneticisiyim biraz... Bir ceza geldi apartmana onu yatıracaktım. O para da onun üstündeydi. O parayı da aldı. Hatta kızıma da dedi. Bir üstündeki para biraz bana verse bana lazım. O da dedi yok baba ben veremem bana lazım. Yani şu an mahcup olduğu için geriye mi dönemiyor? Mahcup olduğu için o dönemiyor. Başka hiçbir şey yok. Tamam o zaman sen seslen eşine bir. Ben nereden sesleneyim? Buradan. Çıksın gelse ben ona bir şey demedim ki. Ben kavgam yok dövüşüm yok onunla. Tamam. Tamam. Ha yani işte sen eşine seslen. Mahcup olmana gerek yok. Biz seni bekliyoruz falan gibi. Yok gelsin ben ona bir şey demedim. Ben elçilerime de dedim. Parası bastın dedim. Veysel Çelik'e de dedim. Evet. Parası bastın dolandırıp gittiyse 400 milyar gider. Yani adam ölecek değil ya 400 milyar için. Tamam işte sen işte kocana seslen Seher'cim. De ki işte kocacığım gerek yok. Ben seni özledim. 70 gün oldu. Vallahi benim ona bir sorunum hiç yok. Yani kavgam yok, dövüşüm yok. Hiçbir sorunum yok yani. Peki şu anda yok mu sorunun? Yoktu 70 gün önce. 70 gün önce sorunun yoktu. Şu an yok mu? Şu an huzursuzum. Adamı arıyorum. Yani ki kaçayı aradım. Huzursuzlukla alakası yok. Adam seni bırakmış 70 gündür kim bilir kimin yanında. Yani şu an bir problemi yok mu 70 gün? Ben buraya yapacağım hiçbir şey yok. Ben evimdeyim. Resmi nikah bende. Ben evimdeyim. Bizim şu evlilik meselesini bence memleketçe bir açık oturuma açıp... Bir resetlemek lazım. Nikahının sende olmasıyla kocanın şu anda kimin yanında olmasının ne alakası var? Nikah dediğin imza. Ne yapacaksın nikah? Yani kocan gitmiş 70 gündür seni bıraktı. Belki de başka bir kadının yanında. Yani şunu anlayamıyorum ben Seher'cim. Sen gayet aklı başında bir kadın gibi duruyorsun. Yani nereye gitti benim kocam demiyor musunuz siz ya? Ya siz bu kocaları salıyor musunuz bir saatten sonra? Yani bu karı kocalık müessesesi nereye dönüşüyor bir saatten sonra? Ben bilmiyorum yani. Hani oraya dönüştükten sonra onu yürütmenin bir anlamı var mı onu da anlamıyorum. 70 gündür yok bu adam. Yani ya diyeceksin ki kocacığım parandan dolayı gittin çünkü sensin ya onun karısı. Mahcup olma biz gel bir şekilde öderiz. Ya da diyeceksin ki kime gittin lan? Ha, bulursam seni paralarım. Yani iki hikmetten biri ya bilmiyorum üçüncü bir seçenek var mı? Alo. He. Yani hangisi yani?
Yani bu adam mahcup oldu, seni seviyor, senden utancına kaçtı. O yüzden geri mi dönsün? Yoksa o zaman 70 gündür kim bilir kiminle geziyor? Yani merak etmiyor musunuz? Ya ediyor da bulamayınca ben ne yapacağım? Canım adam geziyor kendi kalıyor. Küçük değil bu adam, 54 yaşında. Yani emeklisi var, maaşını alıyordur. Yani ben ne yapabilirim adama? Ben bir şey yap demiyorum ki, kocana seslen istiyorsan geri dönüp diyorsun ki nikah ben de bana gelsin, ne girerse... Gelsin, ben ona bir şey demedim ki, çıksın gelsin evine. Belki de öldürdüler Seher Hanım. Yok canım, öldürmedim. Ölüm ya. Nereden ölüm biliyorsunuz? Çıkar. Sadece telefonla kimse sesini duymamış. Sadece telefon sinyalleri alınabiliyor. Ve telefondan birileri onun adına da mesaj çekebilir. Onun adına bir takım işte sosyal medyaya girebilir. Bir takım birileriyle yazışabilir. Ben bilmiyorum. Kendi ayağıyla gitti yani. Bir araba alma durumu vardı. Düşmanı var mıydı? Hiçbir düşmanımız yok. Hiç asla. Cebinde, parası, böyle... cebinde parası olduğu için hani canına kastedebilecek birileri olabilir miydi? Ya ben onun çevresini bilemem. Çevre bu adam emekliydi, evdeydi. Ama çevresi çoktu. Şoför çevresi çoktu. Yani Austin şaşmaz adam yıllardır. Cebinde parası olduğu da biliniyordu o zaman. Ya çevre... evde de söylemiş. Parım param var. Ben tamam. Kamyon alıyorum, araştırıyorum. Birileri diye. Bunun için canına kastetmiş olabilir mi? Yani bu sizi hiç endişelendirmiyor mu? Hani sizde herhangi bir merak uyandırmıyor mu? Ya yapmazlar öyle bir şey de benim. Ben dolandırmış olabilir. Aklıma geldi ama bilmiyorum yani. Ya şimdi burada ama... çok görüyoruz. Parası için, 3 kuruş için canından olan, canına kastedilen bir yan insan görüyoruz. Hani emniyet siz... diyor ki, bak emniyet de bize diyor ki sinyalı sürekli geziyor kocanın diyor. Tamam, gezen telefonu. Sizin kocanızın telefonu geziyor. Geziyor, telefonun geziyor. Sinyali alınıyor. Kocanızın gezdiği o telefonun kocanızın cebinde olduğunu kimse bilmiyor. Ayın 11'inde Mamak'taydı. Telefon. Telefon sinyali o. Neredeydi ayın 11'inde? Ayın 11'inde neredeydi? Ankara Mamak'ta dediler. Ondan sonra Eser Tepe diyorlar. İşte öyle bir bilgi veriyorlar. Başka bir bilmiyorum Ankara'da ben. Ankara'da var mı? İstanbul diyor ya. Ankara'da da Esentepe diye bir yer var mı? Esentepe havaalanı var. He, yani Esentepe dediğinizde yine o... Esenboğa. Yani Ankara'da mı Esentepe gene? Hayır, Eser Tepe. Esertepe. Ankara yani. Yani eşiniz yani şu anda Ankara'da mıymış? Şu an bilmiyorum. Şu an polis bana bilgi vermiyor diyor. Ben sana bilgi veriyorum. Sen diyor gidiyorsun diyor. Kaynına söylüyorsun. Erkine söylüyorsun diyor. Bana bilgi vermiyor bir haftadır. Anladım. Peki siz niye sizi cenazesine sokmayacağız diye mesaj attınız yeğeninize? Ya ben onunla konuşmak istemiyorum. Kardeşim ben istemiyorum. Ben ölüme gelmesin. Adam düğüne gitti. Umarım bir düğününe. Hiçbiri görüşmedi, konuşmadı. Bir miras oldu, miras için görüşmediler. Hiçbiri o ağlayarak geldi buraya, evde kalp krizi geçirdi, rahatsızlandı. Düğünde ne alakası bulamadı. Var ya? Cenazesine sokmayacağız da şimdi ne alakası var düğünü Seher Hanımcığım ya? Yani niye kızdınız da bu kadar cenaze? Niye bu adam öldü cenazesine sokmuyorsunuz? Ne durumlara düştü, hastalandı da. Ben ne çektim, o adam rahatsızlandı, boş ver dedim, şöyledir, böyledir. Ne yok zaman dedi, oldu? Ya o rahatsızlanma kaç yıl önce oldu? Niye? 2 yıldır onlarla konuşmuyordu. Onlarla 2-3 senedir hiç konuşmadı. Ya 3 yıl önceki düğüne mi? Düğündeki kavganın şimdi bizim konumuzla ne alakası var? Hiç kavga yapmadık kavga ki. Yok. Kesinlikle kavga yapmadık. Kavga yok değil. Kavga şöyle. Bunlar miras vermeyelim dedi. Bu da dedi ben alacağım. Bunlar da yanaşmayınca bu gitti mahvap tuttu. Yani vallahi keşke şu 2-3 yıl önceki miras kadar kocanızla ilgili de bir seslenip konuşsaydınız. Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Demek ki... Yok bu bir, ben bunun bir sıkıntılı durum olduğunu düşünüyorum. Yani gerçi siz de bu kadar ilgisizseniz kocanızla, sizin de kocanız 70 gündür haber vermeyip gidebilir yani. Kızı da ilgisiz. Kendisi de ilgisiz. Belki öyledir, yapılır öyledir. Mirasında hepsi... Yani siz biraz gözden çıkarmışsınız anladığım kadarıyla kocanızı. 70 TL. Mirası da 70 TL yani. Ben de her gün bilgi veriyordum telefonda. Gidiyorum geliyorum. Ben nerede bulacağım? Burak kocaman Ankara. Ankara'da sinyal yok şurada. Ben gidiyorum bakıyorum. Nakliyecileri geziyorum. Şaşmaz'a gidiyorum. Her tarafa gidiyorum. Bulamayınca ben tamam, nereye gideceğim? Tamam, ben size gidiğinde sokak sokak arayın demiyorum. Ama en azından kayınbiraderiniz. Ben bunu kendi program yaptığım için söylemiyorum. Bak yanlış anlaşılmasın lütfen. Benim gönlümü biliyorsunuz.
gerek yok söylemem belki ama yani gel gidelim de bir televizyonda fotoğrafını gösterelim dediğinde seni de cenazene sokmayacağım, seni de orada mermi manyağı yaparım diyene kadar insan der ki aa gel ya gidelim hakikaten. Hazır bir tane erkek de var işte gidelim diyor. Erkek kardeşi. E gidelim bir fotoğrafını gösterelim dersin. Sonradan da dönersin çoluğuna çocuğuna ne yapalım gösterdik ama yok. Belki siz buraya gelip o fotoğrafı gösterdiğinizde emniyetle şimdi sinyallere bin tonda sinyal bakıyorlardır onlar da. Daha dikkat çekeceksiniz, kamuoyunun dikkatini çekeceksiniz. Dedim Müge Hanım. Kocanızı da bulacaksınız, kavuşacaksınız. Tabii eğer istiyorsanız. Dur bakalım o sinyalleri bir de biz bir konuşalım. Ahmet Bey miydi? Ahmet Bey'le. Ya koskoca başkentte hele ki cep telefonun yanındaysa adam kaybolur mu ya? Ülkenin başkentinde. Eğer ama cep telefonun yanında ise. Tamam ben. O soru işareti devam ediyor. Onun namına cep telefonunu elinde bulundurup da durmadan kullanan biri mi var yoksa gerçekten telefon onda mı? Müge Hanım şöyle onu bir şey de söyleyeyim. Şimdi Ankara Asayiş Şube Müdürü eliyle koyduğu gibi bulur. Buradan da kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. 70 gündür yok bu adam. Ankara'da eğer bir polis karısına orada, burada, şurada diyorsa Ankara polisi için onu bulmak 2 dakika. Yani benim bildiğim Ankara polisi için. Tamam siz bir bekleyin ya. Müge Hanım, bir de değişik bir de, geldi bu iş bana. Bir de, bir de telefon açıyor. Diyor ki şu an telefonu açık. He. Lütfen siz bir arayın. Belki sizinle konuşur. Biz telefonu açıyoruz. Telefona basıyorlar. Biz açıyoruz, onlar basıyorlar. Hemen meşgule alıyorlar. Seher Hanım mı? Yok. Bilemiyoruz. Seher'de olduğunu bilmiyoruz. Seher'de olduğunu bilmiyoruz. Seher'de telefon kimde? Dur bakalım. Belki Seher. Ama Seher Hanım bu şekilde söylüyor. Bir şey çıkacak bize ortada yani. Ben her zaman söylüyorum. Her kayıpta ölü demek değil de. Tabii. Olay garip. İnşallah. Neyse verelim araya. Bulur onu Ankara Emniyeti. İnşallah. Muhtar ve azası arasında girdiği söylenen ihanet iddiaları tartışılırken Gökhan Tombaklı adı anılan kişi ilk kez konuştu. Asuman böyle böyle bir söylenti var, bu nedir, hayırdır diye sorduğumda böyle bir şeyin aslı olsaydı ben burada durur muydum diye cevap verdi. Haklısın dedim. Kayınbabam böyle gelene gidene küfür ediyordu, bağırıp çağırıyordu. Onlar da rencide olmasın diye mesafemiz bu yüzden yani bir küslük yok yani aramızda. Bizim diyor aramızdaki problem diyor benim kayınpederim rahatsızdı biz o yüzden diyor yani ne define ne aşk meşk ilişkisi yalan diyor. Yalan. O telefon durduk yerden kırılmaz elinden. O bir kere yalan. Kayınpederine bakıyorsun. İkisinin arasındaki ilişkiyi sen doğruluyorsun abi o zaman kendin burada. Tamam. Mantık oraya gidiyor şu an. Mantık oraya gidiyorsa tamam kırıldıysa bu iki, niye kırıldı? İki ailenin arası açıksa bana ne yani abla bundan. Senin ayakkabın nereden çıkıyor? Senin yapmadığını ne bileyim ya da onun yapmadığını. Ya para teklif diyorum, edelim. Benim yok. Zaten asansörle aram açık diyorum bir yıldır. Kendiniz biliyorsunuz bunu. Para mevzuetiniz var. Ben paraya tapmam abla tamam mı? 3-5 kuruş paraya tapmam. 3-5 kuruş da dönmüyor. Ben kazanıyorum zaten alnımın terini. Kimsenin parasına ihtiyacım yok. Onun cebinde bayağı 3-5 kuruş değil. Sana öyle 3'le 5'le kandıramazlar sizi. Evet, ben büyük Mevla'yı da tapmam merak etme. Taparsınız taparsın. Hayır kabul etmiyorum. He yani Emrah diyor ki işte zaten aralarında ilişki varsa benim ne alakam var konuyla ben buradan sıyrılırım diyorsun ya. İki ailenin arasındaki meseleden bana ne abla ya? Gökhan Tombağ'ın ailesi ve cinayetle yargılanan komşusu arasında tansiyon yükseldi. Bir şey söylemek istiyorum. Biri de konuşmuyor. Ayakkabısı arabanın arkasında çıkıyor ve bu adam sağ tarafından yiyor. Kendi de diyor döndürmüş diye o zaman görmüş bu vuranı. Ben nasıl ya göreyim ben uyuyordum. Niye elini kaldırmış vurma dedi diyor. Görmüşsün o zaman vuranı. Biz indiğimizde jandarmanın söyledi. Bu adam sağ tarafından iniyor zaten. Adam arabadan iniyor sağ tarafından iniyor. Arabadan bizler sol tarafta kalıyor. Sen nereden biliyorsun sağdan yedeni? Bilip bilmeden konuşturmaz. Daha rağmen ne yazıyor benim? Böyle ettiğini ben nasıl biliyorum? Biz de öyle diyoruz zaten. Öyle diyorsunuz ya. Şu anda boş. Demek ki sen haberin var. Sen çok dolu konuşuyorsun. Sen kendini savunmak için. Senin de aranga çıktı kardeşimle. Batırdın ya bir aralar. Babana tarla sattıracaktın. Sattırma diye Gökhan. Hasan Uçar'ın ağzına bakıp da buraya gelip de tamam mı? Ben kimsenin ağzına bakmıyorum. Ben kimseye borcumu ödetmedim. Ben burada. Benim bir ahır malım vardı. Bir ahır malımı sattım. Traktörümü sattım. Ödedim. İyi, tamam şu anda yine yerindeyim. Işte. Eşini cinayete kurban veren Asuman Tombak tüm şüphelere yanıt arıyordu. Şimdi Muhtar senin de üstün var. Bir sen değilsin yani. Buna para teklif edilmiş. Bu bir kiralık katil. Yapmadığını ne bileyim. Bu ben yapmadım. Ayakkabısı çıkıyor. Bunu yapmadığını ne bileyim. Hepsi başıma ya, toplaştı ben buraya. Ben yapmış olacağım. Swap raporu bırakmayacağım. Ayakkabısını bırakacağım. Sokaklanmasın lazım. Benim ayakkabım niye çıkmıyor? Ya. Ne ya bu kadar? Gökhan'ın yerin dibine dünden beri indi gitti. Ya sebep söylesenize benim öldürmem için ya. Husumet mi var? Düşman mı? İlla husumet mi olmaz?
olması lazım. Herkes karısını savunacak olan da buraya gelecek, karşıma konuşacak. Sinsi bir adamdır. Hiçbir abla, zaman kendini ateşe yanaştırmaz. Geriden maşayla. Muhtar azası için vur emri verildiğine yönelik iddialar gündemden düşmüyor. Muhtar bu namus davasına yanaşmıyor. Ben defalarca sordum. Ay yuka çıktı yalan dedim ben. Adam geliyor bana anlatıyor dedim ben. Bütün köylü dedim biliyor bunu. Köy duyduysa madem ki bu telefonda durduk yerden kırılmaz. Elinden alınmaz. Benim eşim neden almadı? Bu böyleyse dediğin gibi kedi aslan oldu. Kıskançlıktan dolayı benim eşimi kaldırdı ortadan. Sana evet. Geldi para teklif etti. Öldür bu adamı. Sen yapmadığını ne bileceğiz? Sonuçta bu paraya meyillisin. Seviyorsun. Teklif de var. Tamam. Nereden bileceğiz? Bence bu hikaye başka bir hikaye. Sen Gökhan'ın arkadaşısın. Niye sana Gökhan'ı öldür diye birini Gökhan'ın gönderdi? Arkadaş olduğumu bilmiyorlar. Bu anlatanda oturmayan bir şey var. Ne gibi? Bak 600 bin lira paradan bahsediyoruz. Az buz bir paradan değil. 600 yani... bin liraya kiralık katil tutmak isteyen bir muhtar var. Gidiyor kiralık katil tutmak istediği adam da öldürmek istediği adamın arkadaşı. Müge Hanım, Osman Bey de Emrah'a geliyor soruyor. Ne diyor? Muhtarda 600-700 bin lira para var mı diye. Sordu mu Emrah sana? Gizli Avni'ye sordu. Niye konuşmuyorsun? Robot gibi oturuyor. Ben konuşuyorum da demedim diyorlar ya. Geçen gün görmedim. Onları Gizli Avni'ye sordum ben. Bunu yaptıracak kadar gücü var mı dedim. Sana hani gelmişler ya bu kahveye. Bu adamın kim olduğunu bulursak herkes rahat edecek. Evet, hala Osman Bey'e kim geldi de muhtar kiralık katil tutmak istiyor seni diyen kişiyi aramaya jandarma da devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. Kim bu kişi? Sana ne demişti adını abi? Hasan. Sana gelen adam ne demişti adını? Hüseyin. Hüseyin demişti. Nereli Hüseyin? Gazipaşalı. Gazipaşalı Hüseyin. Vallahi Gazipaşalı Hüseyin de yani hiç de tanıyan da birisi çıkardı yani Gazipaşalı Hüseyin kim? Çünkü aslında işin anahtarı bu. Muhtar geldi, Gökhan bir cinayete kurban gitmeden birkaç ay evvel gelip Osman Bey'e Gazipaşalı Hüseyin'i gönderip sen bu muhtarı öldür, aman Gökhan'ı öldür çünkü benim karımla beraber oluyor mu dedi mi demedi mi? Şimdi tabii bu acil işler girdi biraz sanki ara şey gibi olduk ama ara falan vermiyoruz. Bizim orada röportajlarımız devam ediyor. Ekip arkadaşlarım da orada. Çok sayıda da röportaj var. Şimdi bir kere ben şunu söyleyeyim. Köyde ben kiminle konuşsam? Evet. Herkes diyor ki bir kere bu Gökhan'la muhtarın karısının ilişkisi ayyukaydı diyor. Bu ifadelerde de böyle. Yani mahkeme tutanaklarına geçen ifadelerde de böyle. Tamam. Biz konuşurken de böyle. Hatta 2-3 senelik diyenler bile var. Yani bu yıllardır zaten biliniyordu. Nasıl tamam. Ailesi bilmiyormuş, nasıl Osman bilmiyormuş, nasıl abisi bilmiyormuş diye herkes bunu söylüyor bir kere. Ben onu size söyleyeyim. Tamam. Ben anlamadım yani böyle bir şeyde nasıl çıkabilir böyle bir köyde de böyle bir ayyuka çıkar muhtar, muhtarın azası karısı onu da bilemiyorum. Biliyorsunuz size eşiyle yapılan röportajı izletmiştim. Şimdi size dönemin muhtarı Hasan Uçar'la tanıştırayım. Hasan Bey, buradan da size sesleneyim. Nayım yanınızda, hatta dün yayına bağlanacakmışsınız. Devlet dairesi mi, ben ertesi gün falan filan demişsiniz. Haklısınız, burası devlet dairesi değil. Nayım da devlet memuru değil. Siz de istiyorsanız bağlanır, cevap verirsiniz. İstemiyorsanız Nayım da oradan gider. Zaten sizin hakkınızda da konuşmak isteyenler var. Gider onlarla konuşur, onları bağlar. Yani şimdi birbirimizi de... sizleri de sevdim. Sizinle yaşadıklarınız kolay değil. Eşinizle ilgili böyle bir iddia ortaya atılması son derece üzücü. Ama ben şunu beklerim. Eşinizden de sizden de. Kardeşim ne münasebet deyip çıkıp Osman'ın da karşısına çıkıp başkalarının da karşısına çıkıp ne gördün diye sormanızı beklerim. Sizin yerinize ben de sizin avukatınız değilim. Sizin yerinize bunu ben soruyorum. Çünkü ben bu işlerden hoşlanmam. Ben onun öyle karısıyla gezdim, kızıyla gezdim. O bana kaş attı, göz attı. Ben bu işlerden bilirsiniz. Beni bilir biler. Ben nefret ederim. Müge abla. Ben gözümle görmem lazım. Benim dinim de bunu söyler. Terbiyem de bunu söyler. Bu toplum da bunu söyler. Ama çıkıp siz bunu açıklayacaksınız. Yani millette iki senedir beraberiz diyorsa, beraberler diyorsa o zaman sizin de eşiniz çıkacak. Diyecek ki ne oldu, ne gördüler. Aynen. Yani siz de buna cevap vereceksiniz. Ya sonuçta burada da kocasının katilini arayan bir kadın var ya. Ben eşimin bunca dedikodularını duyduğum halde eşimin kanını aramak için buraya geldim. Arkasına düştüyse o da bir zahmet şuraya bir kameraya bağlansın ya. Karısının arkasına saklanıyor. Bu kadar da olmaz. Ben iki tane çocuğumu eve koydum geldim bir ahırmalla. O çocuklar ta bir 13 yaşında bir 16 yaşında bir evi idare ediyorlar. Yani sen bunlar kolay şeyler değil. Şu anda sizin da muhtar değil. Kim bu dedikoduyu da çıkartıyorsa ben sizin yerinizde olsam çıkar onunla da o mücadelemi yaparım. Yani birisi söylediği zaman... Susmak ne demek? Evini yönetemeyen adam. Almadığımız konuşmalar olabilir. Muhtar ama olacak. Artık burada bir cinayet önce var. Önce evini yönet. He? Evini yönetemeyen insan muhtar olacak. Ni oğlunu zapt edebildi, ni kızını, ne de karısını. Ama köyün arkasına düşüyorsun. Çık da burada konuş erkek gibi. Ben kadın halimde konuşuyorsam sen de erkeksen çık.
Mümkünse sözlerimin birini de kesmeyin. Hepsi de kulağına gitsin. Rütük sen Rütük artık. Yetti öte başı yok. Ben dellendire sen uğraştınız ya. Rütük sen Rütük. Kadın içinden geçeni söyleyecek. Sinir krizi geçireceğim. Ben iki çocuğum açayım ikiyen evde ya. Ben hiç bu kadar ayrı kalmadım çocukluğumda. Gece bana sokulup da uyuyordu. Babasını gidin sıra bana kaldı kızım. Şimdi kime sokul eriyor ona merak ediyorum. Hiç kimse için kolay bir şey değil. Ama o zaman bu dedikoduların kaynağı da ortaya çıkacak. Şimdi ben size önce bir Hasan Uçar'la tanıştırayım. Bakın neler anlatıyor. O aslında gayet sakin. Ha. Hasan Bey, sizin için de güzel bir şey değil ki. Şimdi siz bu davadan kurtulmadınız. Siz hala cinayetle yargılanıyorsunuz. Ve soruşturma orada son sürat devam ediyor. Yani jandarma elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi siz, ben şunu da anlamadım yani bu nasıl bir muhtarlıktır? Muhtar, benim bildiğim muhtar, mesela köyde kaçak kazı yapılacaksa define falan, muhtar bunu ihbar edecek kişidir. Siz ihbar edilmişsiniz, eviniz basılmış. Şimdi bir yerde bir gariplik yok mu? Hani evet, balıkta baştan kokar diye bir şey var. Şimdi muhtarı biz niye seçiyoruz yani memleketçe? Yani o bu seçimlerde kolay olmuyor. Bak hepimizin milli serveti bunlar. Sonra diyoruz şurada şu var, şurada enflasyon var, burada bilmem ne var. Biz siz seçilin, siz devletin orada eli olun, kulağı olun, gözü olun diye devlet buna bir para harcıyor. Yani kolay değil bu işler. Her seçim kaç milyon lira? Bunların hepsi bizim cebimizden gidiyor. Yani o milyonlar oraya harcanmasa başka bir şey. Yani bunu şunun için söylüyorum. Demek ki ne? Oraya bir muhtar lazım. Muhtar ne demek? Benim için muhtarlar çok kıymetli. Devletin yani o küçücük yerde eli, kulağı, gözü, jandarmanın en büyük yardımcısı. Jandarma sizin hakkınızda tutunak tutuyor, sizin evi basıyor. Devletin temsilcisi. Yani şu anda... Hepimizin temsilcisi tabii. Yani bir vilayette vali, bir kazada kaymakam neyse... Köyünde bir muhtarı köyde de muhtar o yetkilere çok sahip. Çok kıymetli bir şey. Evet, devleti temsil ediyor. Başka izah yok yani. Ya muhtar olmak büyük bir gurur vesilesi. Göreceğiz ben şimdi bakalım. Muhtar olsam muhtar oldum diye sevine sevine gezerim yani millet bana. Hak değil mi? Oy vermiş, öyle. Muhtar olmuşum, ne yapabilirim? Niye gülüyorsun, düşündün de diyor Kadriye. Evet ama yani eğer bir şeye de... Ya bir şey yapacaksan bana hep diyorlar ya işte niye o olmuyorsun, niye bu olmuyorsun? Ben tabii ki üzerime düşen ne varsa yaparım ama ya bir şey oldun, yani muhtar oldun ya, ne kadar kıymetli bir şey yani. Bir köyün muhtarı, bir mahallenin muhtarı. Hadi gör bakalım o sokağı, o köyü şimdi ben muhtar olsam. Ha ne kadar seçerler onu bilmem ama bir intizam olur yani. Bazı yerlerde muhtarlık seçimlerinde kan dökülüyor. O kadar mücadele ediyorlar ki, evet. Yani adaylar arasında mücadele, sen seçildin, ben seçildim. Doğru şeyler değil, kendilerine o göre ama, evet. Önem verilen bir makam olduğu için, yani tatsız olayların dahi cereyan edebileceği duruma geliyor. Tamam ama şimdi ben muhtarken de jandarmada gelip ev basıp tarihi eser buluyorsa, at o zaman kendini, çık gökdelenden aşağıya. Şimdi yani olmaz. O zaman hayatta güvendiğiniz şey dağlara kar yağdı yani. Olmayacak şey var. Yani bunların bir cevabı olmalı. Sizin hakkınızda tutanaklar falan tutulmuş. Ne devlet dairesinde konuşacağım ne konuşmayacağım. Sen kendini açıklamak için bana ricacı olman lazım ya. Ben köyün muhtarıyım da benim evime geldiler. Tarihi eser buldular. Ben nasıl bu duruma düştüm ne yaptı? Sen kendini anlatacaksın. Bir de hala muhtar olmak istiyormuşsun. Ama bu millet de açsın gözünü. Kime oy vereceğine falan da baksın yani. Karısının arkasına şey saklanıyor. Şimdi izleyelim bir muhtarı. Muhtar Bey tamam yani bir yere ben kadar... Gücülecek. Bir yerden sonra biliyorsunuz bende de şey doluyor. Evet. Sen büyüksün Müge abla. Gökhan Tombak cinayetinde adı en sık geçen isim de o dönem köyün muhtarı olan Hasan Uçar. Rahmetli Gökhan Tombak'la sizin bir define çekişmesi ya da defineden dolayı bir ters düştüğünüz kavga olduğu söyleniyor. Doğru mu? Hayır, hayır. Alakası yok. Jandarma benim evime baskın yaptı. Onun evine de yaptı. Benim de haberim yoktu. Onun da haberi yoktu. Peki hiç bu baskından sonra Gökhan'la bu baskını değerlendirdiniz mi? Oturup konuştunuz mu? Tabii konuştuk. Bu nedir? Kim yapabilir? Nedir? Ama ikimiz de bir baskın yedik. Siz hiç peki Gökhan Tombak'la böyle bir define kazısına veya benzer... Yani bu baskın yedik yani bu çok ayıp ya. Hani baskın yedik. Yani bu kadar rahat söylenecek bir laf değil ya. Jandarma benim evimi bastı. Şimdi jandarma benim evimi, ben muhtarım, nasıl basar ya? Bir de iki tane dedektör bulacak evde. Hadi tamam basar. Devletin savcısı, hakimi, jandarması, polisi kimin istiyorsa evini gelir basar. Ona hiçbir diyeceğim yok. Onun sonucudur önemli olan. Sizin evinizde nasıl dedektör çıkıyor? Dedektörle siz ne yapıyorsunuz muhtarlıkta? Köyde. Ya dedektör ne işe yarıyor? Bizim evde yok dedektör.
Canlı yayına bağlan. Ki valla olsa benim yani bu böyle şey olsa bir dedektör olsa ben her yerde biliyorsunuz beni. Çünkü ben bulduğumu almam ki. Yani ben veririm gittik işte Kazı'da da bir de Edirne Müzesi'nde de sergilendi diye göstermeden. Ben isterim ama yapamam, yasak. Evde dedektör çıktı mı şu vukuundan beterdir. Gel de anlat ondan sonra. Aynen öyle. He, yapamazsın işte bazı şeyleri. Olmaz. Niye sizin evinizde, sizin evinizde o dönem bakın daha sonra Osman Bey burada çok yanlış anlaşılabilecek bir laf söyledi. Siz demişsiniz ki Gökhan'ı devlet öldürttü demişsiniz. Şimdi bu ne demek? Emrah'a da yani niye Gökhan'a böyle siz devlet derken de kimi işaret ettiğinizi biz hepimiz biliyoruz. Yani söyle. Ama sizin o devlet öldürttü dediğiniz jandarma komutanı sizin hakkınızda tutanak tutuyor da sizin evinize gelip basıyorlar. Bunu unutmayalım lütfen. Şimdi böyle söz uçar yazı kalır diye bir şey var. Ben devletime de laf söyletmem. Aynen. Devletimi görevlilerine ben de laf söyletmem. Devletimin eğer görevlileri içinde yanlış hareket eden varsa zaten o yanlış hareket edeni de gelip o görevden alacak, ona cezasını verecek de yine bir başka devlet görevlisidir. İnsanın olduğu yerde her türlü hata da olur, o da olur, bu da olur. Onu kabul ederiz. Ama sizin hakkınızda tutanak tutmuşlar. Bu çünkü siz demişsiniz ki oradaki komutana ben bir hazine buldum. Gel bunu beraber çıkaralım. Ne demek beraber? Yani ben oraya gideyim kazayım sen bana göz yum. Bak iddialar bu yönde. Gel göz yum ve bu bizim yedi sülalemize yetsin. Sizin hakkınızda bu şekilde tutanak tutulduğu için zaten sizin eviniz geliyor basılıyor. Hadi gerçekleri konuşalım. Bak arka arkaya o öldürüldü o bilmem ne oldu falan. Ben de bir yere kadar durabiliyorum. Kusura da bakılmasın ya da bakın. Tabii konuştuk. Bu nedir? Kim yapabilir? Nedir? Ama ikimiz de bir baskın yedik. Siz hiç peki Gökhan Tombak'la böyle bir define kazısına veya benzer bir şey gittiniz mi? Asla. Ben Gökhan Tombak'la hiçbir zaman ne kazı ne tarih eser işi asla. Muhtarın karısıyla Gökhan Tombak arasında bir yakınlık olduğu köyde kulaktan kulağa yayılmıştı. Peki muhtar bu iddia için ne diyecekti? Bu lafı çıkaranı bulunmasını istiyorum. Gökhan'ın ailesi için de zor, benim için de zor. Bu mahkemede sonra duydum ben bunu. Ben hanımıma güvenirim. Gökhan'ın hanımına da güvenirim. İftira olduğunu biliyorum zaten. Osman Koç ilişki iddialarının doğru olduğunu savunuyor, muhtarın kendisine Gökhan Tombak'ı vurması için para teklif ettiğini öne sürüyordu. Osman Koçutlu birini tanımam. Hayatımda görmedim hiç. Avdancık muhtarı benim yanıma geçmiş olsana geldi. Dedim ki böyle böyle sizin orada böyle bir isimli adam varmış. Bu nedir, necedir, kimdir? Ve Avdancık muhtarı da beni çağırdı. Dedi senin görmek istediğin insan budur. 5 dakika bir görüşün dedi. Ben sordum amca hayırdır? Sen niye böyle konuştun? Ben öyle konuşmadım. Sana komplo kurulmuş, sana iftira atılmış. Bunları konuştuk. Benden telefon numarası istedi. Adamı dedi bulduğumda dedi ben seni arayın dedi. Yani öyle beni dinliyorlar arama falan demediniz öyle mi? Ya konuşmam ki adamla zaten. Şüphe oklarının geldiği bir diğer isim olan Emrah Turan'la aralarında borç meselesi yüzünden gerginlik olduğunu da öne sürüyor muhtar. Oğlum arabasını vermiş, kaza yapmış, arabayı yaptırdık, borcunu ödemedi. O günün tarihinde 24 bin liraydı. Bu da ödememek için ağzına geleni söylüyor. Ama bana borcu var. Olay yerinde alınan ayak sıvabında Emrah Turan'ın ayakkabısı olduğu tespit edildi. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Bu olayı işleyen adam oradan ayakkabı getirecek, ora bastıracak. Saçmalıktan başka bir şey değil. Şu tipte iddiaları da var mesela. Son zamanlarda Gökhan'ın evini gözetliyordu. Oralarda çok geziyordu gibi. Ben Gökhan'la zaten devamlı görüşüyorum. Varıp geldiğim evin neyini gözetleyeceğim ben ya? Hanımı da bilir ya. Yine söylenen iddialardan bir tanesi sizin Emrah Turan'ı azmettirdiniz. Emrah'a ben niye suç azmettireyim? Bunlar sadece köydeki grup politikalarıdır. Çünkü beni başka bir şeyle eleştiremezler. Beni tamamen husumetli yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Emrah Turan'ın annesinin telefon numarasını yaydığı iddiasını da yalanlıyor muhtar. Emrah'ın annesiyle veya kız bacısıyla benim hiçbir alakam yoktur. Emrah'ın annesinin telefonunu dinle, mesajlarına bak tarzı bir şey söylemediniz. Hayır ki ya, ben Emrah'ın annesini niye dinleyeyim ya? Benimle ne alakası olabilir ki? Bunlar yanlış şeyler. Cinayetin işlendiği gece telefonu kapalı olan muhtar... Emrah. Kaos durmadan yalan söylüyor. Hangi konuda? Telefon numarası konusunda yani. Beyan iddianamede de geçiyor. Görüyor biliyorsunuz onu. Tane tane anlat, güzel ya, anlat. Anlayamıyor. Sürekli yalan söylüyor adam. Ben sana şunu sorayım madem. Ne zamandan beri sokakta gezmeye başladı bu gece? Baskından sonra yazın zaten sürekli tamam. Gezdi. Yazın, bu da biliyor. Yazın da zaten bu şahısla köyde birileri kavga ediyor. Birilerine silah çekiyor bu adam. Mahkeme yerinde de annesinin telefonunu dinlenmesi için... Soruşturmaya da gidiyor. Karakolda da tabii emniyet var yani. Mensubunla irtibata geçiyor muhtar. Geçeyim, evet, dinlettiriyor. Bana da diyor aslında. Arkadaşlar bulabilirsiniz onu okuyayım bu telefon dinleme mevzusu var dosyada evet. Bana da diyor işte askerin bu astsubay var diyor ona ifade verelim diyor. Mahkemeden önce görüşelim seninle diyor. Ben seninle ne görüşeceğim? Ben zaten aramız açık. Savcıya da beyanımızı verdik zaten. Astsubay da biliyor.
Peki cezaevinden... Adam da doğruluyor zaten dediklerimi. Cezaevinden çıktığında İsmet'i dövmeye fırsatın kaldı da annen telefonunu dinlettiren muhtarı niye dövemedin? Ya niye buna yemedi mi? Şimdi? He? Tabii parayı biniyorsun sen. Hele o abin ikiniz. Ya ben paraya niye tapayım? La para zaten bu devirde para. Niye tapmayacaksın? Ben sana... gece gündüz çalışan biriyim ya. Kendini biliyorsun. Paraya tapmayan kimse yok. Ben gece gündüz çalışan biriyim. Zengine de ihtiyaç, fakire de ihtiyaç. Herkese ihtiyaç para. Biz de gece gündüz çalışıyoruz. Bana ihtiyaç değil. Müge abla sana para lazım değil mi? Para için adam öldürüyorlar. Herkese lazım da şimdi para lazım. Hayır, diye parasız, her şey yapılmaz yani. Hani parasız hayat olmaz. Ya kim özgürlüğünü paraya değiştirir? Para varsa ben de huzur var. Budur. Evlilikte de. Para varsa kocayla huzur da olur. Para olmadı mı birbirine sırnaşırsın. Bu iş budur. Ben 35 yaşıma geldiysem benim de sıkıntılı zamanlarım oldu. Eşimle tartıştığım oldu. Ya biz yaşımız büyüdü, çocuklarımız büyüdü, durumumuz iyileşti. Biz de gücülecek karı koca olduk ama onu kaybettim. Ben işten çıkıp işe giden biriydim. Ya. Kendiniz biliyorsunuz. Paraya tapmıyorsan çalışmazsın o zaman. Gece gündüz 24 saat yatarsınız. Hiç değil muhtar hakkında kötü bir şey söylemiyor. Tapma kelimesi hiç söylemiyor. Doğru bir kelime değil ama abla, yaşamak için para gerekiyor. Oğluyla ilgili bir şey diyecekmiş bu. Bir de onu sor bakalım bir hadi. Ya, sen söyle. Konuş bakalım bir sen. Hayır sen şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu cinayetle ilgili iddianamesinde şöyle bir mevzu yemedim geçiyor. Muhtar Bey siz de dinleyin. Şüpheli Hasan Uçar'ın yani sizin cep telefonunda 28 Temmuz 2022 tarihinde Muhammed Çetin isimli şahısla yapılan yazışmanın içeriğinde şüpheli Hasan Uçar'ın Emrah Tuğra'nın annesinin adına kayıtlı telefon numarasını Muhammed Çetin'e göndererek bu numarayı dinle bana bildir. Bu numaranın bu nesi oluyor? WhatsApp oluyor yani. WhatsApp'ını da izle şeklinde mesajlar paylaştığınız yazıyor. Yani şimdi siz dediniz ya orayı tekrar izleyelim. Yani şimdi niye Emrah'ın annesinin cep telefonu dinleniyor ve WhatsApp'ı da takip ediliyor? Ve siz neden böyle bir istekte bulundunuz Muhammed Çetin kimse ondan? Konuş. Benim buna borcum 10-12 lira falandı. 8 bin kusurunu ödedim oğlum ben buna. Senin şimdi dur arabanın abla kazasıyla ona yaptığın borçla işte, senin dur annenin bir cep telefonunun ne alakası var? Mahkemede diyor ki biz diyor parayı ödedik miydi diyor. Ödemiyor diyor. İllegal para mı harcıyor diyor. Ona şey yapıyor yani lafı oraya getiriyor. Ondan takip ettiriyor. Şimdi diyor senin annenin bir cep telefonu muhabbeti var ya. Evet. Senin annene de Gökhan güya cep telefonu alayım demiş. Aslında bu şu demek yani. Benimle yalan beraber işte ol. Ben de sana cep telefonu alayım yani demek. Yalan şimdi yani olur cep telefonu derken komşu kadına hediye olsun diye almıyor. Bir kilo süt vermiyor. Başka bir şey yok. Şimdi zaten neden o zaman siz Muhammed Çetin'e Emrah'ın annesinin cep telefonunu göndererek bu telefonu dinle, WhatsApp'ını da izle şeklinde mesajlar attınız? Geçen gün dedim burada adamın zihniyeti bozuk ya. Bozuk da cezaevinden çıktığında İsmet'i döveyin de buna niye gidemeyin? Neyse, bu kafa şimdi gibi. Yani çocuğu da şimdi bir şeyleri azmettiriyormuş gibi olmayalım. Devam edelim. Yapamazlar zaten. Kim yapamaz? Hiçbir şey yapamazsınız muhtara. Emrah'a ben niye suç azmettireyim? Bunlar sadece köydeki grup politikalarıdır. Çünkü beni başka bir şeyle eleştiremezler. Beni tamamen husumetli yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Emrah Turan'ın annesinin telefon numarasını yaydığı iddiasını da yalanlıyor muhtar. Emrah'ın annesiyle veya kız bacısıyla benim hiçbir alakam yoktur. Emrah'ın annesinin telefonunu dinle, mesajlarına bak tarzı bir şey söylemediniz mi? Hayır ki ya, ben Emrah'ın annesini niye dinleyeyim ya? Benimle ne alakası olabilir ki? Bunlar yanlış şeyler. Cinayetin işlendiği gece telefonu kapalı olan muhtar, şebeke çekmediği için böyle bir durumun yaşandığını iddia ediyor. Ben telefonu muhtar olmam sebebiyle hiçbir zaman kapatmam. Ama şu vardır, evin içinde çekmez. Dışarı balkona, köşeye gidersen orada konuşabilirsin. Belki iki saatte gelmedi oluyor evin içine. Ama dışarı oraya çıkacaksın, bir çektiği yer var. Orada konuşuruz. Yine iddiaya göre o gece oğlunuzun da aynı saatlerde telefonuna ulaşılamadığı, veri transferinin kesildiği söyleniyor. Aynı o mekana gittim, sahibine de sordum. Ben de kendim oturdum. Orada da telefon çıkmıyor. Olay gecesi peki sizin telefonunuzu hiç aramışlar mı? Yani muhtar olmanızdan sebebiyet. Olaydan sonra baktım. Azam Mehmet Turan aramış. Uyuduğum için haberim olmamış. Nasıl çekmeye başlamış telefonunuz? Çekmiyordu ya. Onu bilemiyorum vallahi. Sadece aradığını gösteriyor orada. Oğlunuzun cinayetten sonraki süreçte telefon dinlemesine takıldığı söyleniyor. Birini daha öldürürüz tarzı bir konuşma yaptığı söyleniyor. Orada benim oğlumun konuşmayı yapık değil. Ama şöyle olabilir. Zaten köyde bir cinayet olmuştur. Bunun zaten faili meçhuldür. Bu tür konuşmaları yapmayalım. Bundan dolayı babam da cezaevindedir zaten. Böyle şeyler konuşmayalım diye konuşmuş olabilir. Oğlunuz o gece eve saat kaçta geldi? Eve gelik değil. Olay yerine gelik doğru. Arkadaşıyla Hacamat'la birlikte olay yerine sonradan geldi onlar da. Eşinizin telefonunu elinden zorla aldığınız, telefon kullandırmadığınız...
hemen oğlunun da mesajını size söyleyeyim. Hasan Uçar'ın oğlu Ahmet Uçar'ın ise iletişiminin dinlenilmesi kapsamında birini daha öldürürüz. Demek o tarihte bu adam dışarıdaymış. Telefon konuşmasında. Yani bu adı. Telefonun Ahmet'e ait. Eşinizin telefonunu elinden zorla aldığınız, telefon kullandırmadığınıza dair iddialar var. Bunlar için ne diyorsunuz? Hayır hayır, ben telefonunu kesinlikle almadım. Hanımım kendi isteğine kapattırdık. Ben telefon istemiyorum dedi. Daha halen de kullanmaz telefon. Cinayet mahallinde rastlanan izmaritin kendisine ait olduğunu da gizlemiyor Hasan Uçar. Bir gün önce orada biz zaten rahmetli Gökhan Tombak'la da, Mehmet Emin Turan'la da, Gökhan'ın çalıştığı patronun oğlu, ayaküstü zaten herhalde yarım saat tütün mamülü içtik ve tütün mamülü benim de. Gökhan da içti, Mehmet Emin Turan da içti. Muhtarı işaret eden çok isim vardı. Muhtara göre bu kişiler aklanmak için kendisini kullanmaya çalışmıştı. O gece rahmetli Gökhan Tombak'la konuşan İsmet Ünsal'dır. Mesajlarda ne sildi, ne yaptı, ne konuştu, acaba resleşti mi? Bunların cevabını istiyorum ben ya. İsmet'inki tamamen palavra, yalan. Üstümden suçu nerede atarım, nerede atarım, dikkat et kimin üstüne atarım. İsmet'in hesabı o. Beni pijamalarımla evimin içine nasıl görecek İsmet? İsmet Ünsal'ı o gece gördünüz mü olay yerinde veya evinizin etrafında? Evimin etrafında görmedim. Arabasını ben olay yerine yakın yerde gördüm. Olay yerinde de gördüğümü hatırlamıyorum zaten İsmet Ünsal'ı. Müge Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bu olaylara el attığı için aydınlanmasını ben de istiyorum. Hem Tombak ailesinin hem bizim ailemizin üzerindeki bu yükün alınması için çok teşekkür ediyorum. Abi vallahi rica ederim ama siz de o zaman gelin bildiklerinizi anlatın, çözülsün. Çok uzayınca işin şekli şemali değişiyor. Bir iş herkes gelir derdini anlatır. Aynen. Bak bütün bu söylediklerim de size yine şüpheli yapmaz, katil yapmaz. Ama konuşulan çok şey var. İnsanlar da buna cevap verecekler. O zaman diyorsunuz ki o onu söyledi, onu söyledi. Sen cevap vereceksin, o da onu söylemesin. Yani sonuçta bu iddianameye girmiş. Sonuçta bunlar ortaya çıkmış. O zaman insan der ki evet ben bunu söyledim ama bundan dolayı söyledim. Şunu söyledim ama bundan dolayı söyledim. Her şey de ortaya çıkar. Burada konuşulunca zaten ortaya çıkmayacak bir mevzumuz yok ki bizim. Ya bir de ben şimdi bu dosyayı okudum, iddianameyi okudum falan filan. Gerçekten çok detaylı bir dosya. Çok evet. Uzayınca işin tadı kaçıyor. Şeyi bozuluyor. Tadı kaçıyor. Yani bence bizim bu dosyalarımız çok uzuyor. Kusura evet. Bakmasın kimse. Ben buradan bakanlığımıza da sesleniyorum. Burada yani savcının, hakimin, avukatın falan yapabilecek hiçbir şey yok. İşleyiş o şekilde. Evet. Yani bu olayın zaten bir başı başlamış. Sonuna doğru o kadar zaman geçiyor ki bence artık söylenenler de unutuluyor. O da şeyini yitiriyor, anlamını da yitiriyor. Adam ölmüş, 1,5 yıl olmuş. Bir sürü delil var. Deliller birbirinin ucu da birbirine de bağlı. Niye o zaman tutuklu yok? Delil var. Yani bir müddet sonra bu delillerin üzeri küllenecek. Aynen küllenecek. Küllenmeden canlılığını muhafaza ettirmek. Şu anda da küllenmiş. Ve ona göre de ele almak lazım. Müge Hanım şu anda... Ele alınmak küllenmiş lazım. İşte zaten küllendiği için yani. Buradalar insanlar. Müge Hanım şu anda zaten... Hasan Bey bunu bekliyor yani. Örtbas edecek, bu iş kapanıp gidecek. Bir de İsmet olmaz arabada bu işler böyle böyle tık 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 İsmet'i tık tık öne sürüyor. Herkes toplayacak, delilini getirecek. Amerikan hukuk sistemi gibi onlar da biraz fazla oldu için, ama. Jandarma arabası. Bir de iki kişi de daha parmak şey barı dizi çıkmış. Bunun Hasan'ın anlattığına göre. Bunlar niye faydası alınmış işte? Valla abi artık ben kendi söylediğimden sıkıldım. Hiç, madem bunlara zaten itibar edilmeyecek, niye biz o swap testlerini yapıyoruz? Madem itibar edilmeyecek, niye uğraşıyoruz? Hiçbir kabul etmiyor. Uğraştığında çıktığında neden kabul edilmiyor? İsmet ama bunların bir cevabı sıkıştır. Olmalı. Ben de bunu kamuoyu adına soruyorum. Barıdüzünü hiç kimse kabul etmedi. Yani bu yarın bir gün hepimizin başına gelebilir. Onların yani. İfadesi alındı mı? Alındı. Adamın elinde barıdüzü çıkmış. Ben 20 yıldır elime silah almadım diyor. Hepsi dışta geziyor. Gözümün önünde yok geziyor. Bir telefon attığımızda bir beyefendi var. Beyefendi günaydın, buyurun. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi günler. Buyurun efendim. Buyurun, dinliyorum ben sizi. Siz kesmeyin, biz anlaşacağız. Siz de kesince daha hiç şey yapamıyoruz. Bırakın bana telefonu. Beyefendi, günaydın, buyurun, dinliyorum size. Ne biliyorsunuz bu konuda? Alo. Dinliyorum sizi. Buyurun. Ben Karaller köyü sakinlerindenim, vatandaşıyım. Buyurun. Sesim geliyor mu? Buyurun, dinliyorum. Şimdi köyümüz muhtar olan Hasan Uçar
biraz önce ekranda da çıkan konuşan Kızılkaya Karakol Komutanımız dönemin Arif Başçavuş vardı. Ona bu antika olayıyla ilgili herhangi bir yerde antika olduğunu ve bu antikayı çıkaralım birlikte, senin de yedi sülaleni, benim de yedi sülalemi besler, bize bu konuda yardımcı ol şekliyle beyanda bulunuyor. Komutanımız da tamam diyor, biz gerekeni yaparız diyor. Bu konuyu buna tamam diyerekten şey yapıyor. Arkasından aynı bununla görüştükten sonra diye yarım saat içerisinde Burdur alaya tutanak tutarak gönderiyor. Yani onun hakkında bu yasal olmayan işi teklif ettiğini bildirir şekliyle. Hı hı. Daha sonra bunun telefonlarını ve bu grubun telefonlarını dinlemeye alıyor. Bunlar 18-20 kişi gibi muhtar bir chat halinde yapıyor. Ben Gökhan'la kılmadım diyor da. Sonra da diyor birlikte kim yapmış olabilir bunu dedik diyor. Kendi sözleriyle de çakışıyor aslında. Ama devletimizin buradaki komutanımız da basiretli bir şekilde davranarak bunların hepsini ortaya çıkarmak için telefonlarını dinlemeye aldırtıyor. Ve sonuçta da antikadan yanlış hatırlamıyorsam 5 Nisan gibi bunların hepsine de baskın yaparak ellerindeki malzemelerle birlikte yakalıyor. Evet, yani siz de köy olarak biliyorsunuz bunu. Müge, sen nereden biliyorsun? Zaten tutanaklar var. Yani komutan, teşekkür ediyoruz, görevini layıkıyla yapmış. Komutan İhbarda tutup da buna bulunmuş. Çanak tutmamış. Tutanağını tutmuş, gelmiş, dinletmiş, etmiş, almış baskınını yapmış, her şey ortada. Komutan adam gibi komutan işte. Zabıt tutanak delillendirmiş yani. Delillendirmiş. Laf kalabalığıyla değil. Yani siz de biliyorsunuz gözle bunu. Gözle görülür, elle tutulur, hale getirilmiş. Bir durum, bravo, görevini yani gayet ben yine ben bunu yapmış. Niye söylüyorum? Söylemezdim ama daha sonra hani Osman Bey'e de bu adamı devlet mi öldürttü de falan filan diye hani zaten olmayan bir şey başka türlü anlatılmaya çalışınca söylemek istedim. Yoksa hiç kimseyi işin içine katma derdinde değildim ama hiç öyle bir şey de yok. Kimse de hesabında devletin zaten Hanım, Arif kurumlarına Arsubayı, zarar veremez. Arif Arsubay'ı şey diyor yani bu muhtarın bana anlattığı, Arif Arsubay öldürdü bunu diyor. Öldürttü diyor. Bunu denir mi ya? Orada bozdum. Ulan dedim, hiç olmazsa her haltı işlediniz. Bunu size muhtar mı söyledi? Tabii. Yanınızda kim vardı bunu söylerken? Doğru vardı. Emrah'a da söyleyik aynısını. Emrah sana da söyledi ben mi? Ben dedim ya geçen gün şey, jandarmaya gagalarmaya çalıştım. Ama sen gülerek konuşuyorsun, ben seni hiç anlamıyorum. Bir dik otur çocuğum. Dede abla ya. Düzgün anlat ha. Asubay üzerine ifade verdim işte böyle diye. Antika gazıyorlar bunlar diye. Esrar kaçak gibi yapıyor sana diye. Sana kim ne zaman ne söyledi? Çıktıktan sonra, cezaevinden çıktıktan sonra. Cezaevinden çıktıktan sonra evet. Ben lokantadaydım. Bizim orada lokanta var, bunlar da biliyor. Oraya geldi. Kim geldi? Tesadüfen geldi. Muhtar. He. Ne ediyorsun dedi. İyi dedim ben, dikeliyorum. Gel bakalım dedi, dışarıya gittim. Ne oldu? İşte böyle böyle asubay var diye işin içinde diye. Bunlar diyor antika... Beyanımda da geçiyor zaten. Savcıya da beyan verdik. Bunlar diyor yani. Hani ben yapmadım diyor yani. Ben yapmadım. Evet. İfadeni değiştirdi. Sonra yani. Onlar sözüm onu asubayla anlaşamadıkları için mi öldürülmüş? Aynen, laf ona geliyor zaten abla. Tamam, onları tek tek cümle cümle söyle ki bize, biz daha net anlayalım. Sana yani ne demem, söyledi? Demem şu ki, o da asubayın üzerine oynamaya çalışıyor yani muhtar. Yani sana söylediğinde de sen de öyle anladın. Laf ona gelir zaten. Sana da. Gökhan'ın ortağıymış asubay sözde. Hı. Onun için yani her suçtan Gökhan'ı torpil yapmış, ayırmış. Bu baskında dahi Gökhan'a torpil yapmış. He, o yüzden bizim ev daha çok arandı, onun evi daha az arandı diyor. He. Kızıyla hanımını ondan yolladı. Gökhan'ın hani asubayın adam olup her yerde kayırdığını, benim üzerime oynadığını. Ulan sen asubaya suç ortağı yapıyorken diye uğraşıyorsun ya. Suç ortağı yapıyor. Asıl teklif eden o ama. Hazineyi teklif eden o. Ama elin üzerine suç atan bu. Ben bunu tanımıyorum. O kadar güzel bir laf var ki bu lafa bayılıyorum yani. Hani yalan yok. Doğru ayakkabılarını bağlamaya çalışırken yalan dünyanın çevresine 7 tur atarmış. Ha. Müthiş bir laf yani. Doğru. Sen ne yaparsan yap, birisi bir yalan ortaya attığı zaman daha dur yani, hani ne oluyor, ne deniyor falan demeden, çünkü o yalancılar
Başka bir şey Allah'a hiç kimseyle karşılaştırmasın. Ben de onu konuşurken, ilk konuşurken ya dedim sana iftira atmışlar. Senin üzerine bu suçu iftira atmışlar. O zaman çözüldü bu. Bülbül gibi öttü bana. Hepsini anlattı. Bana hani gerçek olarak bu çocuğa da anlatmış. Ne derece doğruysa. Yalnız Osman Bey size şunu söyleyeyim. Bunu tarafsız bir gözle söylüyorum. Size Gökhan yaklaşık öldürülmeden 2 ay önce kiralık katil olmanız için böyle söylüyorum. Bir teklif geliyor ya. Evet. Sonra da size gelindikten 2 ay sonra değil mi? 1,5-2 ay sonra Gökhan öldürülüyor. Evet. Bence yani muhtar bu kadar yani bu kadar gerizekalıca davranamazdı. Yani yarın bir gün bence bu adamın cinayeti planlanmıştı. Aynen. Gökhan muhtarın karısıyla da böyle dedikodular falan vardı. Gökhan'ın konuştuğu söyleniyor falan filan. Yarın bir gün aslında tam anlamıyla muhtarın üzerine atılmak için gönderildiyse Osman Bey'e birisi gönderilmiştir. Çünkü zaten bunu yapmak isteyen adam tanımadığı etmediği Osman'ı kahvelerden sordurarak niye birini aracı gönderip bulsun? O kişi gelsin bu lafı aldıktan sonra bir de insan bir araştırmaz mı kiralık katil tuttuğu zaman? Onlara göre kiralık katil Gökhan'ın ben bunların babasıyım dediği bir adam. Bu yarın bir gün ortaya Gökhan öldürülecek de yarın bir gün bir ortaya çıktığında da işte Osman Bey çıkacaktı diyecekti ki muhtar bana birini gönderdi. Hop ne olacak? Bütün gözler muhtarın üzerine bir de muhtar jandarma gelecekti. Komutanının karşısına çıkıp bu teklifi yapabilecek kadar hani bir cesaret gösterebilecek bir karakter, bir profil. O zaman gelirdi, kendisi konuşurdu. Ben sana para vereyim kardeşim, böyle böyle bu cinayeti işle de diyebilirdi. Bir aracı sokup bir şahit bırakmazdı ortada. Evet. Orada bir şey var. İşte o yüzden muhtar kendini gidip anlatmalı, gelip anlatmalı. Yani adam öldürülecek, öldürülmüş de. Ama onu öldüren kişi bundan 1,5-2 ay önce kiralık katil tutmaya çalışıyor. Bir de muhtarın kiralık katil tutmaya ihtiyacı yok ki. İşte şimdi olduğu gibi zaten burası köylük yer, karanlık, herkes her yeri biliyor. Yani niye kiralık katil tutulsun ki? Ben de hiç köyde işlenen cinayette kiralık katil hiç... Köyü bilen biri yapabilir onu en fazla. Ama işte, ama bahçeden nereden evet, gelip çıkılacağım. Ama kendisi de yapabilir. Yani kendisi ben de bunu gayet rahat umuyorum, yapabilir. Umuyorum. Çünkü yapar. Ama o slaptır, şeydir bunları... Kaybettirebilecek kapasitede de bir adam yani bu. Yani kendisi yapar. Niye tutsun da tanımadığı Osman Bey'i, Osman Bey'i de tanımadığı bir adam vasıtasıyla tutmaya çalışsın? Osman Bey dese ki bana çok yakınım geldi. Bizim de şuydu. Ya biliyor musun böyle böyle muhtarın bir sıkıntısı varmış. Gökhan da böyle abuk subuk konuşuyormuş yani. Bu adamın bacaklarını kır diyor. Hani öldüremiyorsan da dedi dese anlayacağım. Kiralık katil tanınmıyor. Kiralık katile gelen tanınmıyor. Kiralık katili pazarlamaya gelen kiralık katil tanımıyor. Hepsi de 2 tane küçücük köy arasında oluyor. Orada bir şey var ama... Müge abla. Dur bakalım buradan başka bir şey çıkacak arkadaşlar. Bir hanımefendi telefon attığımız demiş. Hanımefendi günaydın buyurun. Siz Bucak'ta esnafmışsınız. Evet iyi yayınlar Müge Hanım. Çok teşekkür ediyorum buyurun. Ben şahısları hiç tanımıyorum ama sadece şöyle bir duyum aldım. Yani Apo'da konuşuluyordu. Bu Gökhan Bey ile muhtar bir tane mekan bayanını paylaşamamışlar. Sizden de aralarında bir husumet olabilir diye konuşulmuştu. Eski muhtar Hasan Bey ile öldürülen Gökhan gece mekanındaki bir kadını paylaşamamışlar öyle mi? Aynen böyle bir duyum almış sadece. Ve cinayetin bu yüzden işlenmiş olabileceği konuşuluyor. Bucak'ta siz esnaflık yapıyorsunuz etrafta. Aynen. Teşekkür ediyorum. Bu da çok önemli bilgi. Olay zamanında ben burada yaşamıyordum. Şimdi hani televizyona çıktıktan sonra duydum tabii. Olay zamanında burada yaşamıyordum. Bilmiyordum yani. Yani ekrana çıktıktan sonra aile bu konuşulmaya başlandı öyle mi? Aynen. Zaten bu programı yapmamızın nedeni de hanımefendi. Ben size çok teşekkür ediyorum. Peki o gece mekanıyla ilgili falan hiçbir şey konuşuldu mu? Bilgi var mı? Yok yok hiçbir bilgim yok. Zaten buralı olmadığım için çok buradaki insanları da tanımıyorum. Hani mekanı falan da bilmiyorum. Sadece gelen gidenden hani böyle bir duyum almıştım. Teşekkür ediyorum. Olur mu olur? Yani dışarıdan bir göz olarak o da konuşulanı anlatıyor. Ben etrafta konuşulana açıkçası itibar ederim. Bazı insanlar bilir,
İşte anca böyle anlatacak. Bunu muhtarın salmadığını nereden bilebiliriz? Hı? Muhtarın bu şekilde saptırmak için salmadığını, yönlendirmediğini nereden bilebiliriz? O da çıkar. O da çıkar. Yani, o karısının da çıkar. Üstünden yani, gözleri çekecek, başka bir, bilmem neredeki bayanın üstüne atacak. Olayı başka yere çevirmeye çalışıyor. Maksat karısını aydan arı günden duru yapacak. Yok, o telefon durduk yerden alınmaz. O telefon kırıldıysa, alındıysa ben de biliyorum. Kayınpeder falan bahane, sen babanı tınlamazsın. Baban seninle kaç yıl dargındı? O Mehmet diye inandığınız hoca efendi var ya, ondan dolayı dargındı evine girip çıktığı için. 5 sene bir adam evde yatmaz. Genç kızın var mı? Var. Genç bayanın var mı? Var. Herkesin şahsi giderleri var mı? Var. Nasıl zapt ediyorsun sen elin adamını? Koca köy çalkalandı ya. Bir de muhtarı kaçırmayayım diyor ama kaçıyor bir şeyler. Rütük. Rütük yani. Ay vallahi gülmeyeyim. Canım benim vallahi çok sevdik seni. Mehmet dediğiniz ki. Mehmet Çelik. Hocası bunlar inanır ona. Bunların hoca değil. Antika aramak için bu cin üç harfler var ya. Sen de biliyorsun bunları. Şey, ben de Ece'dim dedi işte. Ece'dim böyle el boynunda. Yani. Şunu da konuştur ya. Robot gibi oturuyor. Geldiği gün çok güzeldi. Konuş hadi hadi konuş. Kimmiş ne, bu Mehmet? Ne diyorsa doğru söylüyorlar abla işte. Ben doğru söylüyor. Ben. Ama ilk gün AKM kesiyordun güzel. Müge ile yarışıyordun. Ne? Doğru. Emrah konuş. Lan tamam işte diyorum ya doğruluyormuş işte ne diyorsan kızı doğru söylüyor adamlar Allah tamam, Allah. Tamam doğruluyorum el belinde 5 yaşında çocuklar yine oturdu galiba bizim oğlan sustu. Sen niye kendini o kadar gerçekten vücut dili olarak da kapatıyorsun? Sustu artık ilk rahat, gün ha. İyiydi. Ne diyorlar çok, doğru söylüyorlar işte. Çok rahat Müge Hanım. Bir dakika şimdi yani bu define içinde bir tane de birden fazla adam var abla ya. Hayır, üfürükçü mü var yani bu bir de tabii. Şey için? Kaç tane üfürükçü olurmuş. Var değil mi? Üfürükçü kim bu? Bunların evine giren. Mehmet. Bunların evine giren. Hanımıyla dedikodu çıktı. Mehmet he. Evet. Daha kimin bak, hanımıyla dedi? Ama kimin ben söylersem. Dur kimin hanımıyla dedikodusu çıktı? Muhtarın hanımıyla. Daha önce işte dediği adamın ya Mehmet dediği adamın. Ay, ağzından tane tane şu kelimeleri söyle. Muhtarın karısının daha evvel de bu define için bir üfürükçü vardı. Onunla mı dedikodusu tabii çıktı? Zaten onlarla şey yapıyor bu işler bunlar. Çete. Bir kişi iki kişi değil. Bu kişi yabancı Müge Hanım. He, şöyle bir inanış var. Biz bunu programda işlemiştik. Yani bir baktım. Yerde bir hazine var. Evet. O hazineyi cinler koruyor. Cinlerin evet. Oradan atılması için bir üfürükçü lazım. O yüzden de evet. Bu üfürükçü de sizin iddia ettiğiniz çetenin içinde aynen. Gidip o hazinenin oradaki cinleri mi atıyor? Evet. Herhalde gari. Zaten sonra o adam da gidip o köyde muhtarın evinde yaşadığı için onun da mı muhtarın karısıyla dedikodu çıktı? Müge Hanım bir de o Mehmet Çelik denen kişinin Gazi Paşa'da Osman Bey'in dediği gibi Gazi Paşa'da eşinden ayrılmış zaten bu. Çocukları ve eşi Gazi Paşa'da oturuyor. Muhtar benim eşime eşimi sürekli bu neymiş sivilmiş. Telefondan bunu dinleniyor Gökhan. Diye. Telefonlarını adam Gazi Paşa'da mı? Yok bu Burdurlu. Burdur'un merkez köyüne ait bir köyde oturuyor. Ama 20 yıldır bizim köyde. Gökhan'a tek başına. Ajan kimse bu, yok yanında. Sivil şey bu. İstihbarattan yani köylü telefonla konuşma çevre alalım. Bunu istihbaratçı diye biliyor. Ama askerlikten atılma uzman çavuş diye biliyor. Uzman aslında çavuş, üfürükçü. Uzman çavuş üfürükçü. Onlar öyle inanıyor. Yani biz inanmıyoruz. Dediği, onlar inanıyor. Köylü üfürükçüyü ne sanıyor? Yani onların şeyini anlıyor. Mesela define amacıyla anlıyor onları. Define amacıyla. Yani. Bir daha, Palabakan değil. Bir de arkadan define ararken o cin çıkartma olurmuş. Bir şeyler hoca, olurmuş. Hoca cinler ya. Koruyor ya. Defineyi. Ende adam bucakta gördüm ben. Kararlı'da uzman çavuş. Değil, uzman çavuş değil kadın. O da yalan. İşte Gökhan öyle diyerekten uzman çavuş bilmem ne. Telefonla konuşmayalım. Her şeyimizi yüz yüze konuşalım. Dinlenilecek. Baskın var. Sürekli baskı yani yaptı. Onun, hatta eşim telefonu bile. Çocukları şu anda Gazi Paşa'da yaşıyor yani. Ya buna şey diyorlar. Çok anlatacak şeyiniz var. Biz anlamıyoruz. Çok Mehmet yani o Mehmet dediğiniz üfürükçü mü diyordu eşine telefonla konuşmayalım dinleniyor falan diye. Muhtar. Kime diyordu? Muhtar diyor ki telefonlarla görüşmeyelim. Dinlenme. Her şeyimizi yüz yüze görüşelim. Ha. Baskın yapılacak. Sürekli bu benim eşime baskı yaptı. Hatta bir gün gidecek telefonunu sildi. Sen niye gidiyorsun dedim ben. Sen açıkta bir şeyin var. Yok. Gocunacak bir şeyin var. Yok. Otur şuna dedim ben. Başı derde evet. Gidecek olan düşünsün kendi dedim. Telefonda define olaylarını, define işini konuşmayalım. Telefonda define konuşmayalım, telefonumuz evet. Dinleniyor diyorsunuz. Dinleniyor, yüz yüze konuşalım. Tamam bu Mehmet de aslında üfürükçü ama yani etrafta onu böyle istihbaratçı falan olarak mı tanıyor? Öyle tanıyor. Öyle tanıttı bu şahıs. Güzel hikaye ya. Bu şahıs öyle tanıttı.
He? Bu şansı öyle tanıttım. Mesela kızı bunun kaybı olduğunda bu üfürükçü gari düşünüyor senin kızın falan yerde getirelim. Oğluna kız bulamadı mı? Oturuyor. Sen nerede kız görüyorsun? Allah Hadi Allah. Bakalım ona kız bulalım. Yani bunların kafasının hepsi kayık. Zaten üfürükçüye inanlar kayık oluyor. Bu böyle yani. Ben kimseden bir kelime de sakınmayan. Bura kamera karşısına gelmişim. Bilmem rol yapmak yok bende. Ben bu adamın kanını alacağım. Buradan gideceğim. Başka şıkkım yok. Ne bununla ne onunla. Sen bu konu değil mi? He? Katil arıyorsun ama. Tabii katil arıyorum. Ben de suçlu ispatlamak için buradayım işte. Ama ayakkabıların orada göreceğiz. Çıkıyor. Göreceğiz. Tamam. İzi. Tamam göreceğiz. Sen göreceğiz. De bir izlerini anlatmıyorsun ki Emrah. Robert bir oturdu. Bunların hepsini Asuman Hanım'ın anlattıklarının hepsini başınla onaylıyorsun. Ama ben doğruluyorum zaten ifadelerini geçiyorum. Ne doğruluyor? Ben senin nevinin ifadesini? Burası mahkeme sanırım. Sen bildiğini anlat. Ben yurtarsan doğruluyorsun. Gece sokaklarda gezdiğini biliyorum ben muhtarın. Peki oğluyla ilgili bir şey diyecektin. Söyle hadi. Sen daha iyi biliyorsun. Ha, sen daha iyi biliyorsun. Muhtar hakkında bak hiçbir kötü bir bunlar böyle aile. Kendisi söylesin. Muhtar demeyeceğim. Muhtar hakkında hiçbir kötü bir şey duydun mu ağzından? Oğlunla kızının arasında bir şeyler bir şeyler diyorum. Ne bir şeyler bir şeyler? Abi niye kaçtın madem bu kız? Ya dedikodu yapma. Kendi anlatsın. Anlat, dedikodu anlat. Yapmaya gerek yok. Kendi anlatsın. Anlat hadi. Bildiğim bir şey varsa ya her şey yeterince zaten yerine oturuyor zaten. Kendi anlatsın. Dur yarın baştan başlarız anlatırız da ben size bir şey sorabilir miyim? Buyur abla. Demirci. Bu gerçekten köyde bu dedikodular konuşulursa siz niye muhtarın karısına taktınız? Yani niye hep muhtarın karısının dedikodusu yapılıyor? Çok ayıp. Yani öyle yapamaz kimse. Yani yapılmaz da ne bileyim. Yani niye muhtarın karısına kafa takıldı önce Mehmet sonra Gökhan? Onları bilmiyorum. Bunun bir cevabı var. Bunlar daha iyi biliyor işte onları. Ama sen genç delikanlı çocuksun. Asıl sen bilirsin. Niye muhtarın karısı? Abla ben bir gün işteyim, bir gün istirahatteyim yani. Pek ya kimseyle... Tamam sen onu boş ver. İşle olmakla alakası olma. Yok. Biz dedikodudan bahsediyoruz. Niye muhtarın karısı? Ben buradan Naim sana da soracağım. Bir konuşur musun lütfen köylüyle? Niye? Yani eve birisi de gelir, birisi de kalır. Ama şimdi evli bir kadın için... Yani 5 yılda kimse kalamaz. Dedikodu çıkarmak çok... Ama zor bir şey değil mi? Ya çok ayıp. Bir de böyle bir şey çıktığında o kadın çıkar bir dakika der ya hop evet. Hop yani. Ne karısı çıkabiliyor karşıma? Canlı yayına bağlansın. Buraya gelemiyorsun. Karşıma çık adam gibi. Ben yerinde olsam ben kuzenin o senin aynı zamanda gelir derim ki Asuman sen benden niye şüpheleniyorsun? Çıksın. Yani kocamla neyini gördün? Yani çıksın. Çünkü normal zamanda belki muhatap olmak istemez insan ama şimdi ortada bir cinayet varsa ve bu cinayet bu aşk dedikoduları yüzünden işleyen diye söyleniyorsa bunun bir karşılığı olmalı. Hatta alırım telefon kayıtlarımı. Ya hiçbir şey yapamıyorsan. Asuman bak bu da benim telefon kayıtlarım. Tamam ispatlasın. Buradan da sesleniyorum. Ayşe miydi ismi? Buradan da bütün köye sesleniyorum. Gökhan'ı bizim eve girerken gören var mı? Çıkarken gören var mı? Bizi evet. Bir yerde gören var mı? Hani devlet otel kaydı mı bulmuş? Araba kaydı mı bulmuş? Ben nasıl dediysem Emrah'la beni gören var mı? Duyan var mı diye. He sen nasıl diyorsun? Ben nasıl konuşuyorsam? Bak onlar yan yana oturuyorlar. Vallahi bilmiyorum burada... Benim adamı göklüğü yediler ortada. Ama bunlar da biliyor. Şimdi bu dedikodulardan biliyor. Ben korkuyorum. Biz çocukken bitti değil mi? Bak biz çocukken Dallas dizisi vardı. Aynen. Ben o diziyi izlediğimi unutmuşum açıkçası. Çocuktuk o zaman. Sonra yıllar sonra nerede? Ben bir yerde gördüm onu izledim. Aman bir normal dizi. Hiçbir şey yok aslında bakacak olursan. Ceyar'la Bobby öyle hiç bu konuşulan kadar da kötü bir şey de yokmuş benim izlediğim bölümlerde. Bayan Eli var, Suelim var. Ha Suelim var ama yani bu kadar değilmiş yani. Bu çok enteresan. Nasıl birisinin karısı hakkında böyle dedikodu yapılır ve insan buna cevap vermek istemez? Bu ondan istemez. Da geçik yani Dallas. Bu olayları biz televizyonda izliyoruz. Bu Dallas'tan fazla onu size söyleyeyim yani ama neyse yarın devam ederiz. İyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Dedikodusuz, iftirasız, yalansız, dolansız. Ay Allah korusun vallahi hepimizi ya. Yarın görüşebilmek dileğiyle hoşça kalın. Sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.